Tunç Yıldırım, Saint Michel mezunu olarak Muzdur Üniversitesi'nde görev yapan bir akademisyen, sinema tarihi konusunda çalışıyor. Yıldırım, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Paris Üniversitesi Panthéon 1'de Sanat ve Arkeoloji Enstitüsü'nde yapmış. Sinemaya bakış açısı oldukça özgün. Bunda hem Türkiye'de hem de Fransa'da iki kültürde eğitim almış olması çok belirgin bir neden oluşturuyor. Ama onun da öncesinde film pedagojisi ile daha lisede tanışması, ondaki sinema tutkusunun baş mimarı belki de. 2004 yılında Fransa'ya gelen Tunç Yıldırım yüksek lisans yapmak istemiş. Amacını çok net belirlemiş. Sinema alanında uzmanlaşmak. Bu alanda kendisini en çok etkileyen Fransız sinema tarihçilerinden biri Georges Sadoul olmuş. Fransa'ya ilk geldiğinde Georges Sadoul fonu üzerine çalışmış. Seine Nehri kıyısında yaptığımız söyleşide kendisine Fransa'da sinemanın ne anlama geldiğini sordum. Yıldırım'ın kabul aldığı Paris Üniversitesi sanat tarihi, arkeoloji, sinema tarihi, sinema mitolojisi, sinema sosyolojisi özelinde bir konsepte formasyon veriyormuş. Türkiye'de sinema tarihinde filmlerden bahsediliyor olup filmlere ulaşmanın mümkün olmamasından dolayı sırf buraya sinemateğe kaydolmak için geldim diyor Yıldırım. Evet Tuğçe hocam, biraz buraya geliş hikayenizden bahsedecek olsanız, kaç yılda geldiniz, kaç yılında geldiniz burada, Sorbonne 1'de sinema eğitimi aldınız. Biraz bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Buraya geliş hikayenizi bir kısa Tamam. özetleyecek olursanız. Ben 2004 yılında geldim ve 2004-2005 akademik yılında yüksek lisans. İşte o zaman diplom d'étude approfondie diyorlardı. Onu yaptım. Gelme sebebim tamamen hani sinema tarihi alanında uzmanlaşma isteğimle alakalıydı. Ben zaten İstanbul'dayken Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyasyon Sinema bölümünde okuyordum. Ve yani ne radyo ne televizyon hiç ilgimi çekmedi. İyi bir sinema seyircisiydim. İşte Beksav'a gidiyordum, filmleri görüyordum. O zaman daha DVD kültürü yoktu. Efendime söyleyeyim İstanbul Film Festivali'ni takip ediyordum. Bizim okulun Nişantaşı'nda da Beyoğlu'na sık sık çıkıp festivallerden, dünya çapındaki festivallerden kopup gelen filmlere gidiyorduk. Fakat işte üniversitedeki, iletişim fakültesindeki sinema eğitimini yetersiz bulmuştum, öyle söyleyeyim. Bir tek hani kulakları çınlasın demeyeceğim, rahmetli oldu. Süha Arın diye çok önemli bir belgesel hocamız vardı. Mimar Sinan Üniversitesi'nden gelen. O profesyonel bir belgeselciydi. O hocamızın dersleri hani beni çok ama çok ilgilendiriyordu. Çünkü hani sinema eğitimi deyince biraz da frankofon bir kültürden, liseden geldiğim için bunun ne olduğunu az çok biliyordum. Mesela bizim Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bir sinema kulübümüz yoktu. Fakat ben lisedeyken Martin Scorsese'nin Taksi Şoförü'nden ve Jean-Jacques Onon'un Umberto Eco'dan uyarladığı Gül'ün Adı'ndan sınav olmuştum. Yani bize dili böyle öğretmişlerdi, anlatabildim mi? İster istemez hani sinema tarihi nedir, sinema estetiği nedir, sinema kuramları nedir, bu konularda gelişmek istiyordum. Ve hani Türkiye'de bir kitaplığımda Türkçe kaynaklar vardı. Yetersiz buluyordum birçok şeyi. Az çok hani Fransızca bildiğim için hani Georges Sadoul denen o sinema tarihçisine haberdardım ve Fransa'ya gelirsem eğer hem o kitaplarda gördüğüm filmlerin çoğunu Fransız sinematekinde göreceğimi biliyordum. Hem de dediğim gibi yani sinema tarihi alanında doğru düzgün bir formasyona sahip olacağımı biliyordum. Bu alanda hareket ettim ama önümdeki en büyük engel hani buraya gelebilmek için bir hikaye yaratmaktı. Yani ailem öyle göndermezdi beni. Bunu da bir başarıyla hani taşlandırmak gerekiyordu. Ankara'daki büyükelçiliklerin burs verdiğini Türkiye Eğitim Vakfı ile keşfetmiştim. Yüksek lisans yani Avrupa ülkelerine ve Büyük Britanya'ya. Baktım Fransız hükümeti de burs veriyor. Ama iletişim alanında sadece jurnalizm yani gazetecilik söz konusuydu. Ben bunu eleştiren bir mail attım Türkiye Eğitim Vakfı'na. Kendimi tanıttım. Baktım. Bunların sadece gazetecilik üzerine göndermelerini eleştirdim. Evet, evet, tamam. Evet, evet, çok evet. Yani ben dedim hani işte Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyasyon Sinema bölümünde okuyorum. Fransa'ya gidip sinema tarihi alanında bir yüksek lisans yapmak istiyorum. Çünkü bunlar sanat tarihi alanında çok başarılı bir ülkedir. Sinema alanındaki şeyi de hani yayınlarını da az çok bildiğim için oraya gitmem gerekiyor dedim. Bana dosya gönderdiler. Yani bir kandidatür diyoruz, adaylık dosyası. İşte ne diyelim, ortalama yetiyordu, lisans ortalaması. Bu son sene oluyor yani, lisansın dördüncü senesi oluyor. Onu doldurduk, gönderdik. Bizi her ne kadar liseden frankofon olsam da bizim lise diploması lisans için geçerliydi Fransa'da. Yüksek lisans için geçerli değilmiş, onu öğrendim. O yüzden Fransız kültürde beni ders sınavına soktular. Yani hem yazılı hem sözlü oluyor. İstenen barajı çok rahat geçtim. Geçince bu sefer Türkiye Eğitim Vakfı
tabii ki tek başvuran ben birdim. Diğer bütün öğrenciler olduğu gibi, adaylar olduğu gibi beni de mülakata çağırdılar. Türk Eğitim Vakfı'nın binasında. Orada da kendimi çok anlatmak zorunda kaldım. Yani hani biz Fransa'ya sadece gazetecilik bursu veriyoruz, sen niye sinemaya gitmek istiyorsun diye. Bunu usturuplu bir dille anlatmaya çalıştım. İşte Henri Langlois gibi bir Fransız sinematekirinden, yani Fransız sinematekinin kurucularından ve genel sekreterinden bahsettim. Georges Sadoul'dan bahsettim. Bu alanların keşfedilmesi gerektiğini, Türkiye'nin bu alanda çok, yani özellikle akademik bağlamda yetersiz kaldığını düşündüğünü. Bu yüzden gitmek istediğimi söyledim. Bir şekilde almayı başardım. Ve 2004'te sonbaharda geldim. 2004-2005 yüksek lisansımı Paris bir Panthéon Sorbonne Üniversitesi'nde yaptım. Sanat Tarihi ve Arkeoloji Enstitüsü'ydü. Histoire de l'Art Arkeoloji diye geçiyordu. Bu arkeoloji çatısı altında sinemayı nasıl birleştiriyorlar? Yani bütün sanat dallarını bir mi düşünüyorlar? Yok yani işte bu bakın Sorbonne biliyorsunuz tek bir hani seksiyonu yok. Birden fazla var. Paris 1'de Sanat Tarihi ve Arkeoloji Enstitüsü'nde 1970'li yıllarda başlamış. Sorbonne'un başka bir seksiyonunda başka bir alandadır. Mesela Edebiyat Fakültesi'ndedir. Burada işte opsiyon vardı. Opsiyonlardan biri de Histoire, Sosyoloji ve Mitoloji du Sinema'ydı. Yani sinema tarihi, sinema sosyolojisi ve sinema mitolojisi diye. Ben de buna başvurdum. Zaten burs almanız o çok büyük bir şey oluyor. Hani Fransa'daki üniversitelere başvurduğunuzda. Paris 1 Üniversitesi doğrudan kabul etti. Paris 3 Üniversitesi biz seni mülakata bir çağıralım. Ondan sonra ancak olur olmaz dedi. Ben de beni doğrudan kabul ettiği için Paris 1'i tercih ettim ve 2004'te geldim. Yalnız şunu da ekleyeyim. Hani benim için buraya sinema eğitimi almaya gelmek aslında bir tırnak içinde söylüyorum ikinci hedefti. Birinci hedefim şuydu. Yani dediğim gibi bir kütüphanem vardı evde. Birçok sinema filminden, sinema tarihine damga vurmuş filmlerden bahsediyor ama bizim onları görme şansımız yoktu. Bunları görmek için memlekette bir sinematek olacak yani. En basit tabiriyle bir sinema müzesi olacak. Sinematek de burada vardı, Sinematek Fransız. Sırf ona abone olmak için geldim. Yani geleyim, tamam bir tarafta eğitimimi alırım ama diğer tarafta gider filmlerimi görürüm diye geldim. Çünkü Türkiye'deki film festivalleri İstanbul bu konuda başarılı yetmiyordu yani öyle söyleyeyim. Onlar da yani tabii ki yani belli bir süre gösterim yapıyorlar. Ondan sonra bir sonraki seneyi beklemek zorundasınız. Tabii. İki hafta. İstanbul Film Festivali iki haftadır biliyorsunuz. Sürekli her gün bir gösterim var. Her hafta bir gösterim evet. Var. Her ay bir özel gösterim aynen, var. Aynen. Yani buradaki sınırsızlık. Bir de sadece gösterimleri unutmayalım. Yani biliyorsunuz en üst katta mutlaka bir geçici sergi olur. Mesela tabii. Şu an şey var. Can Fellini, Rêve de Picasso. Hı-hı. Yani Fellini değil mi Picasso'yu düşlerken, onun hakkında hayal kururken. Mesela ben hatırlıyorum orada 2011'de Kubrick'inki vardı. Hı-hı. Gitmiştim. Bir de orada bir sürekli olan bir şey vardır, sergi vardır. Yani orada gider mesela işte Alfred Hitchcock'un o sapık filmindeki annenin kafatasını görürsünüz. Efendime söyleyeyim Nikolay Çerkasov'un yani Rus oyuncunun Eisenstein'ın Korkunç İvan'da giydiği kostümü, kıyafeti görürsünüz. Veya işte bütün böyle dünya sinemacılardan gelme objeler sergilenir. Yani böyle bir kurum dünya gerekiyordu. Var, evet. Sadece o da değil tabii ki bir de seminerler yapılıyor. Hı-hı. Konferanslar veriliyor. Yani orada bilimsel yayın da yapılıyor. Kütüphanesi var bildiğiniz gibi. Bibliyoteklü film var. Zaten ben ilk geldiğimde 2004'te Bifi, Bibliyoteklü Film, Film Kütüphanesi ile Sinematek Fransız ayrı yerlerdeydi. Sinematek Fransız'ın şimdiki yeri, yani Frank Gehry'nin yaptığı o mükemmel modern mimarın Bercy'deki yere taşınması daha sonra oldu. Hı-hı. 2007'ler falan. Normalde film gösterimleri Théâtre National de Chaillot'da. Ulusal tiyatrosunda oluyordu ve Bonnuvel'de oluyordu. Yani hem orada gösterileri takip ettim, hem akademik sunumları takip ettim, hem müzedeki sergileri takip ettim. Hem de tabii ki normal sinema salonlarında ve şeyde burada Salles Arzayes'e dönüyor. Yani deneysel sinema salonunda, Art House sinema salonunda filmleri gördüm. Her çeşit filmi gördüm. Hem sinema sever ilgim vardı hem de dediğim gibi sinema tarihi alanında uzmanlaşmak istedim. Böyle bir bilinçle geldim. Bu Türkiye'deki sinemaya merak lise zamanlarında nereden? Şöyle söyleyeyim bunun iki yönü var. Sinema alakalı bir şeydi. Tabii önce şu var. Sine 5'i hatırlarsınız. Sine 5 diye bir sinema kanalı vardı 90'lı yıllarda Türkiye'de. Benim babam rahmetli hasta Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ı maçlarını seyretmek için o kanalı almıştı. Çünkü orada o zaman futbol maçlarını bir tek o kanalı şifre olarak yayınlıyordu. Ama bu aslan bir sinema kanalıydı. Ve o sinema kanalında ben işte Coen kardeşleri, Almodovar'ı efendime söyleyeyim. Nedir Tarantino'yu hatta Kubrick'in son filmini de hatırlıyorsunuzdur belki Eyes Wide Shut seyrettiğimi hatırlıyorum yani öyle çok önemli bir kanaldı. Oradan başladı diyebilirim. Evet. Ondan sonra lise dönemimde Saint Michel Lisesi'nde bize Fransızca öğretirken canlandırma yani animasyon filmler çok gösterdiler ve lise 1'de hani geçtiğimizde artık hani dil bilgisi kısmı, gramer kısmı bir tarafa bırakılıp konuşma anlama konusunda filmlerden yani demin de
örnek vermiştim o film isimlerini. Biz filmlerden sınava girdik yani, böyle bir kültür vardı. Burada hemen oradan bir bağlantı kuralım. Burada ben şimdi sinema pedagojisi ile ilgili çalışmaları yakından takip ediyorum. Evet. Ecole et Cinéma diye CNC'nin şeyi var, bir programı var. Evet. Ulusal çapta yürütülen bir program. Evet. Okullarla özellikle orta dereceli, yani ilk orta ve liselerde ciddi bir entegrasyon var. Sinema kültürünü bir pedagojik malzeme olarak çocukların hem sanatsal becerilerini geliştirmek, hem onların sosyalleşmesini, hem de diğer derslerle de entegre olabilecek şekilde gelişimlerini sağlayacak bir program yürütüyorlar. Güzel sanatlar diyoruz. Bunların dalları var değil mi? Bunların en sonuncusu sinema. Zaten sinemanın lakabı ne? Yedinci sanat değil mi? Set Yemar diyorlar ki Fransa'da doğmuştur o şey Mahlas'ta. Şimdi ilkokul, ortaokul, lisede resim dersi, müzik dersi veriyorsam demek ki yanına sinemayı da koyuyorlar. Burada bu çok yani eski zamanlardan beri başlamış bir özellik. Dediğiniz gibi CNC'nin yani Centre National de la Cinématographie'nin bu alanda çok büyük şeyi var. Destekleri var. Var mesela onu geçti. Mesela Louvre Müzesi dünyanın en önemli müzelerinden biri. Louvre'da bile Ecole du Cinéma var yani. Ecole du Louvre'da, Louvre okulunda sinema dersleri veriliyor yani. Aynen yani mesela ne bileyim yani Louvre'da geçmiş zamanlarda Jean-Luc Godard'ın filmlerini sergilediler. Yani hani sinema sadece Fransa'da hani sizin dediğiniz gibi pedagojik bir enstrüman olarak ortaokula, liseye, ilkokula girmiyor. Müzeye de giriyor. Hani sinematik dışındaki müzelere de giriyor. Nasıl? Yani kültürel meşruiyetini çok 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 zaman önce kazanmıştır. Sen Michel'de okuduğunuz zaman hani burada böyle bir etkileşim içerisine girmiş olmanın sinemaya bakış açınızda bir değişiklik ortaya koyduğu çok net. Tabii ki ya. Mesela Taxi Driver dediğiniz film bir Amerikan filmi değil mi? Martin Scorsese gibi yönetmenin filmi ve Altın Palmiyeli film. İster istemez düşünüyorsunuz yani hani ne bileyim işte Gül'ün Adı filmi de Jean-Jacques Onon'un filmi. Ben ki Jean-Jacques Onon'u çok iyi biliyordum, belki siz de hatırlarsınız. Ayı. 90'lı yıllarda Urs Ayı filmiyle bizim çocukluğumuzu değil mi çok en önemli kahramanlarından biriydi yani. Ben hala unutamıyorum ki ya. Hala unutamam yani. İnanılmaz duygusal bir etkileşim. Ve ben o zaman küçükken şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Bakın benim üzerimde iki tane çocukken çok büyük film etki yaptı. Biri Ömer Kovur'un Yusuf ile Kenan filmidir. Sokak çocuklarını anlatır. Senaryosu Onat Kutlar'a aittir. 70'lerin sonunda çevirmiştir ki Ömer Kavur da biliyorsunuz hani sinema eğitimini, yönetmenlik eğitimini Fransa'da İDEK'te almıştır. O beni çok korkutmuştu çünkü benim o hani güvenli ailemin dışında başka çocuklar olduğunu, sokak çocukları olduğunu, anasız babasız çocuklar, kimsiz çocuklar olduğunu görmüştüm. Bir de o yani o işte avcılara karşı mücadele eden o ayıyı anlatan filmdi yani. Evet. Tabii ki ben daha sonra öğrendim hani onu Jean-Jacques Onon'da bir yönetmen varmış ama çocukken o filmi seyrettiğime çok çok büyük bir ufuk açtığını hatırlıyorum yani. Bunlar çok büyük bir etkileşim kurmamıza. Sonra aynı yönetmen zaten ikiz kardeşler diye kaplanları anlatan bir film yaptı biliyorsun. Les Deux Frères diye. Fransa'da bu tarz filmler de çok var. Yani bu hayvanlarla, bu fable geleneğinden de geliyor olabilir. Yani ben geçen gün Le Cinéma Santander Jeunesse diye bir program var. Sinematiki yürüttüğü yine pedagoji programı. Farklı ülkelerden gelen çocuklar orada filmlerini falan sergiliyor. Yine gençlerin bu Création de la Journée diye bir şey var, etkinlik. Orada da yine genç yönetmenlerin yapmış olduğu filmler vardı. Orada izlediğim filmlerden bir tanesi çocukların yüzlerine hayvan karakterleri çizmiş. Onları konuşturuyorlar. Ama çocuklar hayvanların yerine mi kendilerine empati yapıyorlar yoksa hayvanların dünyasını doğrudan mı sembolize ediyorlar? Hani onu biraz anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Hani çok geçişken şeyler. Demek ki hani şey burada. Yani burada sinemanın hani bu arka plandaki felsefi ve edebi kısımlar çok zengin. Öyle yani dediğiniz gibi hani eğitim alanında zaten hani utile de pedagoji veya enstrüman de pedagoji diye kullanılıyor ama bu yani bu hani Fransızların veya Fransa'daki literatürün bunu tartışması işte kurumsallaştırması çok eskilere yani 20'lere 30'lara dayanıyor. Böyle bir kültürleri var. Yani eğlendirmek değil, daha çok düşündürmek. Daha çok edebiyatla felsefeyle entegre bir şeyi var burada Evet, evet. Yani, aynen yani hani şimdi insanlar burada eğlenmeye de sinemayı diyebilir Türkiye'de olduğu gibi. Evet. Bu bir kültürel bir ama dediğiniz gibi. Karakterize eden, onu kimliğini veren şey aslında bu. Evet mesela bakın benim ilk keşiflerimden biri şuydu. Ben 2004'te buraya geldim. O zaman 2004'ü düşünün. 2003'te çok önemli bir film yapıldı Türkiye'de. 2004'te buraya geldiğimde şunu fark ettim. Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmi yapılmıştı. Yapmıştı Nuri Bilge Ceylan ve Cannes'da önemli iki şey ödül almıştı. Biri yanılmıyorsam Grand Prix de Jury'di yani. Jüri büyük ödülüydü. Nuri Bilge Ceylan sadece bir kez Altın Palmiye aldı. Diğerlerini hep şey aldı. Yan ödülleri aldı. Yan demeyelim ona şimdi. Grand Prix de Jury çok önemli bir ödül. Bir de aynen o şey en iyi oyunculuk ödülü almıştı. Şimdi ben Ceylan'ın o filmini Türkiye'de sinemada değil televizyonda görmüştüm. Hatırlıyorum TRT'de ve sevmiştim. Çok sevmiştim.
Buraya geldim. Uzak film. Evet, uzak. Burada da Luanten diye geçiyordu. Buraya da geldim, biraz karıştırıyorum. Abi baktım, bunun üzerine çok yazılmış. DVD satan bir yere gittiğimde bir baktım, bizim ülkemizde daha Ceylan'ın filmleri yoktu. Fakat burada set olarak. Aynen burada, ama bakın o zaman Kozası var. Kozası var. Kasabası var. Burgat diye. Mayıs sıkıntısı var. Nüyaj Döme diye. Ve uzak var. Luanten diye. Ben mesela Mayıs sıkıntısını görmemiştim ki. O Berlin'de gösterilmişti. 99 falan. Hemen gittim onu gördüm. Daha da çok sevdim. Anlatabildim yani. Bahset çektin ama diğer yönetmenleri de yapıyorlar onu. Efendim? Mesela bir Tayvanlı yönetmen, Su Sien var burada. Mesela şey, çok sevilir o. Evet. Uruç var. Tayvanlı. Şimdi onlar aslında. Onlar mesela şey, Kiar Üstemi'nin, diğer Yasejiro Ozu'nun, yani hepsinin box setleri var yani. Ama bir aldığım zaman 10 tane film izliyorsun. Kiar Üstemi farklı bir şey. Şimdi o zaten İDEK'te, yani şimdiki adıyla FEMİS'te ders veriyordu biliyorsunuz. Yönetmenlik ders veriyordu. O evet, özellikle şey, Kiraz'ın Tadı filminden ve şey, Rüzgar Bizi Sürükleyecek, Rüzgar Bizi Götürecek filminden itibaren Fransa'da çok sevilen bir yönetmen. Ben de hani kendisini çok, hani filmlerini çok sever, takip ediyordum. O farklı dedi. Evet, yani burada dünyadaki herhangi bir filmi sinema salonunda da görebilirsiniz. DVD'sine de ulaşabilirsiniz. Anlatabildim mi? Sinematek'te de görebilirsiniz. Böyle bir şansınız var. Evet. O noktada da farklı dünyalara açılan bir kapı aslında. Yani siz sadece Fransa'ya geldiğinizde Fransa sinemasını keşfetmiyorsunuz. Aslında dünya sinemasını keşfedeceğiniz de bir platforma çıkmış. Evet, belki en az sayıda gördüğüm film burada Fransız filmidir. Anlatabildim mi? Yani hani çok daha başka filmler vardı. Mesela bakın işte buradan biraz yukarıda şey var, Rue des Écoles var. O meşhur Collège de France'un olduğu sokak. Orada benim Paris'in en çok sevdiğim sinema salonu var. Le Grand Action diye. Hatta sinema salonunun iki tane salonu var. Bir tanesinde Henri Langlois'un resmini yapmışlar duvara. Mesela ben o salonu çok severim çünkü orada sürekli Fritz Lang filmleri geçer. Daha bir ay oldu. Bir ay önce ben burada Fritz Lang'ın 1920'lerde yaptığı şey Der Müde Tod. Burada şey Üç Işık diye geçiyor. Yavaş Ölüm filmini, sessiz filmini ve yine 1940'ta Amerika'da yaptı. Hiç görmedim. İlk defa burada gördüm. House by River filmini görme şansım oldum. Yani burada sadece tip sinemaları var. Ya bu RES deniyor. Şey ya. Art House. Yani evet, geçmiş tamamen. Yani burada siz tarihi. Mesela şöyle herhangi bir sinema salonu şöyle bir sik oluşturabilir, bir tema oluşturabilir. 1940'ların kara filmleri. Anlatabildim mi? Hı hı. Veya işte İtalyan yeni gerçekçiliğinin başat filmleri. Gidip bunu siz bir ay boyunca bir sinema salonunda, bir ticari sinema salonunda bile görebilirsiniz. Ama Türkiye'de biz ne yapıyoruz sadece? Bunları ancak film festivallerinde görebiliyoruz. Televizyonlarda neredeyse hiç göremiyoruz. Ticari sinema salonlarınızda görme şansınız yok. Ama işte bu tekrar şuraya geliyor. Yani buradaki bu ekole sinema dediğimiz stratejik plan çok erken yaşlarda çocukları sinemayla tanıştırdıkları için ve sinemayı tartıştıkları için çok erken yaşlarda. Yani ergenlik dönemlerine geldiklerinde ya da ilk erken yetişkinlik dönemlerinde çok ciddi bir sinema kültürü elde ediyorlar çocuklar. Evet ama yani resme baktığı zaman görüntüyü yorumlama kabiliyeti. Tabii ki doğrusu bu zaten. Yani ne yazık ki bizim çocuklarımız, hani siz de oradan geçtiniz, ben de geçtim. Yani, test çözmekle uğraşıyoruz aynen. Yani. Hani yani buranın işte edebiyat olsun, efendime söyleyeyim resim olsun, heykel olsun veya başka bir kültürel alan olsun. Tiyatro gibi, gösteri sanatları gibi çok farklı formasyonlar sunar. Mesela benim şu an oturduğum yerde lise seviyesinde Ecole de l'Image var. İmaj biliyorsunuz, imge gelmek. Sadece imaj üzerine. Evet, yani baktım oradan grafiker çıkıyor, anlatabildim mi? Oradan efendime söyleyeyim afişist çıkıyor, yani bunlar üzerine. Sadece tek bir spesifik alan evet, üzerine evet, evet, yani. Atışı. Dolayısıyla erken yaşta bu formasyon alan gençler yetişkinlik dönemlerinde de yani sinema aşkıyla sinemaya gidiyorlar aslında. Yani keşfetme aşkıyla diyelim biz. Evet. Bu da aslında buradaki sinema pazarını çok ciddi bir şekilde geliştiriyor. İşte zaten şey bu, hani burada Fransızların konuştuğu da bu. Mesela yine kendi ülkemizden örnek vereyim. Nuri Bilge Ceylan, değil mi? Nuri Bilge'nin Uzak filminden bahsettim demin. Uzağı Türkiye'de seyreden seyirci sayısı 20 bin falan herhalde. Burada 120 bin, 130 bin kişi seyretmişti. 200 binleri duymuştum. Olmuştur. Benim geldiğim zaman oydu. Yani şimdi ama bu aynı şey Uzak Doğu filmleri için de geçerli veya Angelopoulos'un filmleri için de geçerli. Ya da Latin Amerika filmleri evet, için de geçerli. Tabii ki, tabii ki. Yani dediğim gibi burada herhangi bir ticari filmi de çok yüksek sayıda sinema seyircisi seyredebilir. Sinemayla sadece eğlenmek için giden bir büyük bir sinema sever kitle de var. Ama işte o sinemanın hani eğlence yanı ötesinde düşündüren, tamam mı? Entelektüel değerler taşıyan, işte sanatsal, estetik, değil mi? Hazlar veren, yönünü de keşfeden bir bilinçli kitle var. Yani, ve bu sadece festival seyircisi değildir, öyle şey olmaz yani. Yani mesela şey, bu Le Petit Mouchoir diye bir film vardı mesela. Evet. Ya yani o aslında biraz böyle popüler
sektörün içerisinde tanımlanabilecek bilimdi. Burada 1 milyonun üzerinde falan izlenme rakamlarını duymuştum ben. Yani burada insanlar yani sinema anlamında şey yok. Yani hani popüler kültüre de gidiyorlar, bir taraftan sanat sinemasına da gidiyorlar yani. Ya şimdi aslında bakın bu biraz şununla alakalı bir şey. Yani Fransız devleti veya Centre National de Cinematografi sinema salonlarını çok güzel sübvanse ediyor. Yani destekliyor. Ve o sinema salonlarında sadece Hollywood filmlerini veya popüler ticari filmlerin geçmesini istemiyor. Yani farklı amaçlarla çekilmiş sanatsal gayesi olan ve tırnak içinde ulusal kültürü yansıtan Hollywood'a karşı bir farklı bir... Yani kendi popüler kültürünü de destekliyor, popüler kültürün evet, filmleri evet, de ama destekliyor. Ama elit filmleri diyebileceğimiz şeyde onları da destekliyor. Ama işte bunları geçen sinema salonlarını desteklemek lazım. Aslında o. Çünkü yani o sinema salonları desteklenmezse bu tarz filmler gösterilmeyebilir. Bizde sorun bu. Yani birçok bakıyorsunuz son dönemde Türk sineması uluslararası alanda çok büyük başarılar elde ediyor. Ama festivalleri de çok ilgi çeken Türk filmlerinin birçoğu büyük kentlerimizde bile vizyon bulamıyorlar. Niye bulamıyorlar? Çünkü sadece başka sinema buna yetmez yani, anlatabildim mi? Tek başına yetmiyor. Yetmez. Onlar da şey zaten yani ticari bir girişim, daha böyle ulusal çapta bir politika geliştirmek gerekiyor. Tabii ki, ama işte bunun içinde yani hani SNS tarzı veya Fransız sinematik tarzı belli kurumların olması lazım ve bunların hani şu anda ideolojik veya politik hareketlerle değil, yani kesinlikle hani sinemayı hem endüstriyel hem ekonomik hem sanatsal hem estetik temelde değerlendirecek, geliştirecek şekilde ilerletmeleri lazım. Şu an İstanbul'da sinematiği tekrar açtılar Kadıköy Belediyesi bünyesinde. Evet. Ben çok yakından takip edemiyorum ama yani davetler oluyor, seminerler oluyor. Yani kültürel anlamda şey yapıyorlar. Ama tabii ki ne kadar ulusal bir strateji geliştirebilirler buradaki sinematek gibi, ne kadar böyle internasyonel şimdi olabilirler. Şimdi ben isterseniz kadar... burada bir şöyle bir ekleme yapayım. Yani bizde sinematek kelimesi 1965'te kurmuşlardı zaten İstanbul'da. Fakat o sinema kulübü gibi gelişti. Yani sinematek demek arşiv demektir. Tabii. Ve sinematekin ilk muhatabı, tırnak içinde söylüyorum, sinema araştırmacılarıdır. Yani sinema tarihçileridir, sinema estetikçileridir, sinema kuramcılarıdır. Biz önce arşivimizi oluşturacağız. Hani şöyle düşünebiliriz. Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, işte sinema televizyon bölümü var ama katalog yok ortada. Envanter yok. Ne topladın? Filmsel olarak, filmsel olmayan kaynak olarak, filmsel kaynak olarak ne topladın? Bunu biliyor muyuz? Bunlardan hangileri araştırmacılar açık biliyor muyuz? Yok. Bir şey yok. Ben bunları yazdım zaten. Hani yani burada mesela ben şimdi işte iki ay boyunca Fransız sinemateki arşivlerinde çalıştım. Bakın kütüphane demiyorum, arşiv. Yani ben belgelere ulaştım. Burada ben daha önce Dışişleri Bakanlığı'nda da çalışmıştım arşivlerine girip. İkinci Dünya Savaşı üzerine Türkiye'deki belgeleri bulmuştum falan filan. Yani hani bizim önce bir sinema arşivini kurmamız lazım. Sinematek o anlamdadır. Filmlerin gösterildiği yer sinematek olmaz. Bakın bu yanlış anlaşılıyor. O sinematiğin bir yönüdür ve ufak yönüdür. Asıl amaç sinema alanında araştırma yapacaklara dokümantasyonu sağlamaktır. Bu kadar. Bu çok Türkiye'de... Hem filmlere ulaşım, hem dokümanlara ulaşım, hem literatüre ulaşım. Öyle zaten. Şimdi sinema tarihçisi açısından kaynaklar ikiye ayrılır. Filmsel olanlar, filmsel olmayanlar. Filmsel olanlar adı üzerinde. Filmsel belge. Filmsel olmayanlar her türlü yazılıdır. İşte grafiktir. Anlatabildim mi? Her türlü belgedir. Bütün bunların saklandığı ve bir şekilde isteyen araştırmacıya sunulduğu yerdir sinematekler. Dünyada da böyledir yani. Yani British Film Museum da böyledir. Aynen. Efendime söyleyeyim, şeyde New York'ta MoMA'da, Museum of Modern Art'ın sinema departmanı da böyledir. Yani arşiv bulursunuz. Lincoln Film Society var orada. Bilemiyorum hani. Orada da. Tahmin. Ya çünkü bakmıştım ben böyle bayağı. Şöyle bakın, bir de şöyle düşünelim. Şimdi bu adamlar niye sinemateyi kurdular? Çünkü sessiz sinemadan sessiz sinemaya geçildi ve sessiz sinemaya geçiş aşamasında sessiz dönemdeki başyapıtlar yok edilmeye başlandı. Aman bunlar kaybolmasın, repertuar filmleri kurtaralım diye bu Fransa'da, işte Almanya'da, ne bileyim şeyde, İngiltere'de bunlar kurdu. Ruslar da Ghost Film Fonu kurdular ki orada yani hani inanılmaz bir film arşivi olduğu söyleniyor. Maksat buydu yani, geçmişin sinema filmlerini kurtar ki sen onu bugünün ve geleceğin kuşaklarına aktar. Yani bugün bile biliyoruz ki biz sessiz dönemde yapılmış filmlerin sadece %10'una sahibiz. Kendi ülkemizden düşünelim. Osmanlı İmparatorluğu çökmeden yapılan filmler var. Nerede onlar? Ne kadar ulaşabildi bugüne? Falan filan. Böyle söyleyeyim. Bu şekilden biraz kovalıyor. Bu Manukyanları falan buldular onlar. Manakileri. Manaki, pardon. Evet, Manaki kardeşler. Manaki kardeşleri. Makedon onlar. Evet. İşte onların filmlerinden falan
bahsediliyor. Fuat Özkınay'ın biraz daha evveliyatında yani buralara kadar gidiyor diyor. Tabii şimdi Osmanlı İmparatorluğu çok geniş coğrafyaya yayılmış bir imparatorluk. Güzel, bakın ben Osmanlı Hinterland'ını gezmiş bir adamım. Yani ben şeye gittim, Manakilerin memleketi Makedonya'ya gittim. Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gittim. Üsküp bizim için çok önemli bir kenttir. Yani tıpkı Selanik gibi. Üsküp'ün bile küçücük de olsa bir sinemateki var. Cumartesi günü gitmiştim, kapalıydı. Yoksa Manakilerin DVD şeyini alacaktım. Anlatabildim mi? Yani gittim gördüm. İlk çekilen filmlerin afişleri de oradaydı. Kullandıkları kameralar da oradaydı. İşte film gösterimi, projeksiyon cihazları da oradaydı falan filan. O ufacık ülke bile bir sinematek inşa etmişse, Türkiye'nin hala bir sinemateki yoksa, yani sinema müzesi yoksa, İstanbul'un Ankara'sında bu çok büyük bir utançtır. Böyle bir şey kabul edilemez. Komşumuz İran'a bakın. Bu konuda ne kadar güçlüler. Görürsünüz yani. Bu biraz da şeyle de alakalı olabilir. Hani bu ülkenin içinde bulunmuş olduğu siyasi konjonktürle de olabilir, toplumsal yapıyla da alakalı olabilir. Hani burada biraz daha böyle eleştirel düşünceye çok önemsiyorlar. Yani eleştirel düşünce sadece devletin eleştirilmesi anlamında değil. Yani sistemin kendini yenileyebilmesi, toplumun kendini yenileyebilmesi açısından da bir araç olarak görülüyor. Yani eleştirellik yani böyle insanları ürkütmüyor. Eleştirel bakmak değerli olarak değerlendiriliyor. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Yani burada hani sinemanın da eleştirel bir yönü var ama Türkiye için bu eleştirellik biraz böyle tehlike olarak algılandığı ama için bu tarz kurumsal gelişmeler hep böyle bir ihtiyatla karşılanıyor. Çok, aman diyor bir şey olmasın. Çok yani doğru söylüyorsunuz ama şimdi mesela yani şimdi güzel bir konuya geldiniz. Evet, bizde bir sansür belası var ama hiç önemli değil yani. Hani sinema arşivini kur, belgelerini topla. Tamam? Yani sansürle kenarda kalsın, tamam. Çünkü bir gün iktidar değişir. Daha özgürlükçü bir iktidar gelir. Bütün o arşivler açılır. Hiçbir sorun olmaz yani. O dediğinizde de çok haklısınız. Mesela benim çok sevdiğim birkaç yönetmenden biri Fritz Lang. Fritz Lang Avusturya kökenli bir yönetmen. Almanya'da Nazi öncesinde çalışıyor 20'lerde. İşte Nazi iktidara geldikten sonra önce Fransa'ya, oradan Hollywood'a gidiyor. Onun çok sevdiğim bir lafı vardır. Chacun doit critiquer quelque chose. Her sanat bir şey eleştirmeli der. Şimdi bakıyorum Fransa'da en çok sevilen yönetmenlerden biri Fritz Lang, gerçekten de öyledir yani. İşte yani bu karakteri onu burada şey yapan takdir gören bir şeyin noktaya çıkarıyor. Yani mesela hani Nuri Bilge Ceylan falan da bahsediyorsun. O da eleştirel bakıyor aslında. Yani içinde bulunduğu toplum eleştirel. Şimdi Nuri Bilge Ceylan evet ama şimdi evet eleştirel bakıyor tabii canım. Hani ama o önce ben karakter Yılmaz Güney'in diyor bu çağdaki temsilcisiyim diyor ama farklı bir estetikle. Şimdi Yılmaz Güney sineması çok çok daha bir evet politik bir sinema. Nuri Bilge Ceylan kendi yani karakterlerini, anlatı kişilerine, personajlarına bakışı çok eleştirel. Hı hı. Ve hatta şey yani hani onların üzerinde çok durması, çok karamsar ve onun böyle yani Dostoyevski tarzı hep böyle karanlık yönlerini göstermiş. Ama bu geçmişte böyleydi bizde. Yani bakın metin, yani bizde eğer öyle bakacaksınız şimdi gerçekçi sinema, realizm korkulmuş. 50'lerden itibaren öncesi de var zaten. Yani bizim ilk sansür nizamnamemiz işte 30'lu yılların sonunda faşist İtalya'dan, Mussolini İtalyası'ndan iktibas edilmiş, alınmış, alıntılanmış. Ve bu yani son zamanlara kadar bile yani 80'li yıllara kadar bile hep böyle artarak gitmiş. Yani evet Metin Erksan, daha sonra daha beter olarak Yılmaz Güney, arada birçok yönetmen var. Ama sonuçta şu var, bence bu biraz dediğiniz genel bir çerçeveyle alakalı. Mesela şöyle düşünün, 1966 yılında Fransa'da Komünist Partisi, ki çok güçlü bir partidir, o zaman daha da güçlüydü, sanatın politikaya karşı özelliğini kabul edip bunu şeyine yazmıştır. Yani hani öyle diyelim, hani tüzüğüne diyelim. Yani bir komünist parti bile, yani o ideolojideki bir parti bile sanat politikadan özerktir, otonomdur diyorsa 1966 yılında önemlidir. Yani burada böyle bir dediğiniz gibi eleştirel kültür var. Evet ama bu işte yani konjonktürel olarak değişmiyor. Bu evveliyatından gelen bir şey. Yani bunu 19. yüzyıla baktığınızda da görüyorsunuz. 18. yüzyılın Fransız İhtilali yazarlarına baktığınızda da görüyorsunuz. Ama yok, o zaman krallık döneminde çok büyük sansür uygulanıyordu, öyle söyleyeyim. Mesela, yok, Napolyon döneminin sansürünü de biliyorum. Hani orada medyada şey mesela, şu mesela küçük Napolyon, yani 3. Napolyon'u düşünün. Victor Hugo ülkesini terk edip Belçika'ya şey gitmiştir, yani sürgüne gitmek zorunda kalmıştır. O hani imparator zaten hani farklı bir rejim. Orada demokrasi olmuyor zaten. Yazım ama kültürünün diyorum hani eleştirel karakteri çok eskiye dayanıyor. Şimdi hani Fransa'nın komünizmiyle Türkiye'de yaşanan komünizm de biraz da birbirinden farklı. Yani sanatın hani dedik ya biraz otonom. Özellikle onlar yani 66'da Fransız Komünist Partisi. Sanatsal komünizm, eleştirellik. Ki bu, yani Fransa'daki komünizm asla hani Sovyet tarzı totaliter bir şey istemiyor. Değil. Yani daha farklı. Burada eleştirel karakterin ama Sovyetlerde değil. Türkiye'de biraz daha hükümet aleyhine. Mesela ben belki biraz coğrafyayla alakalı. Şimdi Rusya'yı düşünelim. Bugün de düşünebiliriz. Çin'e bakalım. İran'a bakalım. Orada da dediğim gibi bu eleştirel filmler, daha gerçekçi, saf gerçekçi filmler hep
Mesela İran'da Cafer Panayi'nin başına gelendir düşün. Adamın film çekmesi, senaryo yazması yasaklandı. Şu an biliyorsunuz ev hapsinde yani. Cafer Panayi en önemli yönetmenlerden biri İran. Abbas yöresinde birden sonra. Hatta belki onun kadar yani. Bu biraz dediğim gibi hani siyasal rejimle, ideolojiyle alakalı olabilir ama belki dediğiniz doğru kültürel bir şey de var. Yani yani Doğu'da biraz otonom olamıyor. Politikayla çok iç içe ve daha çok hükümet karşıtı olarak algılanıyor. Ama burada yani sosyal hayatın bir parçası yani. Ya mesela işte dedim ya yani hani 1950'ler işte Metin Aksan Aşık Veysel'in hayatı yapıyor. Daha doğrusu Karanlık Dünya'yı çekiyor. Sansür onu Aşık Veysel'in hayatı diye gösteriyor. 1952, film 54'te gösterime çıkabiliyor. Hem içine birçok Metin Aksan'ın koymadığı görüntü konmuş, hem de içinden birçok görüntü alınmış. Hem de içine Metin Aksan'ın koymadığı sesler konulmuş. Yani biz buna ne diyoruz? Tahrif etme diyoruz. Falsifikasyon diyoruz. Yani bu şekilde. Edebiyat alanında da aynı şeyler var. Evet. 1950'de Bizim Köy romanıyla o hani ilk gerçekçi şeyin gelmesi edebiyat alanında, köy romanı hareketinin başlamamız. Bundan bile o zaman çekiniliyor. Öyle değil mi işte, ne bileyim yani 60'lı yıllara doğru geldiğinizde işte Yılanların Ucu mesela yasaklanması için bayağı üzerinde durulan bir roman. 62'de filme çekilince Türkiye biraz da hani Soğuk Savaş bağlamıyla alakalı ikiye bölünüyor. Filmi gösteren bazı sinema salonları taşlanıyor falan filan, saldırıya uğruyor. Evet, yani. Bu tip her şey olmuş. Fransa'da buna benzer filmler. Mesela Kubrick'in yaptığı Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan o savaş karşıtı filmi Paths of Glory. Yani şey artık Zafer Yolları diye filmi. Bilmiyorum seyrettiniz mi? Fransız generallerin hani yani o zavallı askerleri nasıl ölmeye gönderdiyse o da çok uzun yıllar Fransa'da yasaklı kalmıştır. Veya Louis Buñuel'in gerçeküstücü filmleri yani düzen karşıtı filmleri işte L'Âge d'Or filmi, Altın Çağ filmi o da çok çok uzun yıllar gösterimi yasaklanmış filmlerdir. Belli belki böyle şeyler bulursunuz. Veya Jean-Luc Godard'ın Cezayir Savaşı sırasında yaptığı Cezayir Savaşı'na karşı olan Petit Le Petit Soldat, Küçük Asker filmi. Bunlar da yasaklanmıştı. Belki politik bağlamlarda burada da öyle bir şey olabilir. Hani bir refleks gösterilebilir ama genel bağlamda evet yani sinema alanında insanlar hani sanat yoluyla düşüncesini ifade etme özgürlüğüne sahipler gibi ama gözüküyor. Ama şeyi kapatmamışlar. Yani bu kadar politik mücadele var, savaş var. İki kesim arasında hem sanatçılar hem politikacılar arasında ama bu sinematik gibi bir kurumun kapatılması ile sonuçlanmıyor yani. Bu çok ilginç bir şey. Şimdi, evet, bu anayasal bir şey mi var? Bunun bir koruması mı var? Özellikle yo, var? Yok yok yok. Yani şimdi evet, Fransız sinematekine baktığınızda bu 68 hareketi sırasında aslında o dönemin Kültür Bakanı André Malraux oraya André Langlois'yı alıp çünkü Langlois'yı solda görüyor çok. Kendine uygun bir memur yerleştirmeye çalışıyor ama bütün Fransız yönetmenleri, o zamanki bütün sendikalar, hatta dünyada Henri Langlois'ı seven bütün önemli yönetmenler ayağa kalkıyorlar. Sinema sanatçıları, sinema oyuncuları ve ona izin vermiyorlar. Ama bizde mesela işte Sinematek isminde kurulan Sinematek Derneği'nin, Türk Sinematek Derneği olmuştu daha sonra, kapatılması 12 Eylül darbesi sonrasında yapılmıştır. Yıkıcı bulunduğu için. Niye yıkıcı bulmuş bakıyorsun? Gerekçe şey. Aslında politikacılar Sovyet bloğundan gelen filmleri gösteriyormuş. Bizde politikacılar kapatmamış onu aslında. Askeri işte onu söylüyorum. Darbeden sonra diyorum. Ama gerekçesi yani. Bakıyorsun yıkıcı. Hangi faaliyeti var yıkıcı faaliyeti? İşte Sovyet blokundan gelen filmleri gösterdiği için. Şimdi darbe Amerika ülkeler kökenli bir darbe olduğu zaten hani bugün tarihsel belgelere bakarak çok rahatlıkla söyleniyor. Orada da Amerika'nın Sovyet mantalitesinin, sosyalizmin, komünizmin gelişmesini engelleme noktasında sinemanın araç işlevini fark ediyor ve dolayısıyla buradaki askeri şeyle, müdahaleyle burada bu fikriyatı, bu düşünceyi gelişmesini önlemeye çalışıyor bir noktada. Şimdi şöyle, ben ölüyorum. Aslında hani sinematek dediğimiz kurumlarda dünya kapsamında konuşuyorum. Fransa düşün. Her çeşit film gösteriyor. Yani Sovyet filmi Hollywood filmi. Aynen. 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 Uzaklı o filmi de gösteriyor. Tabii ki. Tabii ki. Yani Türk filmi de gösterebilir. Ya ama bizim yani bizde 1965'te Sinematek Derneği, daha sonra Türk Sinematek Derneği İstanbul'da kurulurken evet kurucu kadro sosyalist temelli. Bu bağlamda da çok film gösterimi yapmış olabilir. Başkası da milliyetçi filmler, milliyetçi bir sinema kulübü kurar, milliyetçi filmleri gösterir. Öbürü daha başka bir ideoloji de gösterir. Bu sorun olmamalı yani. Hani önemli olan Türkiye'nin ulusal bir sinemateye sahip olması ve bunun arşiv olarak hizmet vermesidir. Yani dediğim gibi sonuçta bu
dünyada ne kadar film çekiliyorsa bütün o filmler sinematikte gösterilmelidir. Acaba şununla ilgili bilgi var mı bilmiyorum. Mesela bu Vichy hükümeti döneminde çekilmiş filmleri burada mesela izleyebilir miyiz? Mesela sinematikte bunların kayıtları var mı? Tabii gösterimleri yapılıyor mu? Vichy sinema. Bunlar Alman yanlısı filmler yani. Şimdi, çok doğru mu? Zaten François Garçon isimli akademisyenin o şimdi şey Fransız sineması işte Vichy dönemindeki Fransız sinema üzerine bir çok önemli kitabı var. Yani hiç sonuçta Fransa, Almanlar, Naziler tarafından işgale uğradı ve Nazi yani Alman firmaları burada film çektiler. Bazı yönetmenler ve bazı oyuncular onlarla çalıştı. Çalışmak istemeyenlerse Fransa'dan göçtüler. Mesela Jean Gabin onlardan biridir. Hollywood'a gitti, yapmadı, sonra başka şeyler yaptı. Evet seyredebilir yani o filmlere zaten DVD'sine dolaşırsınız. Arşivde de seyredersiniz. Gerekirse hani daha farklı bir şey görmek istiyorsunuz, görürsünüz. İşte sinematik hani tarihi tüm yönleriyle araştırmak için yani insanların bütün gerçeği bütünüyle görebilmesi için de bir avantaj sunuyor. Tabii ki, yani tabii ki. Yani o dönemin farklılığı neydi? Ondan sonra nasıl seyretti? Aynen. Neden o yönetmenler başka ülkelere gitmek zorunda kaldı? Neyi yapmak istediler? Öyle. Mesela şimdi ben işte 1-2 ay önce bu sene işte 2019'da geldim. Şöyle bir tema yapılmış Fransız sinematiğinde. 1919 yılı. Şimdi 1919 yılı. 1919 yılı sinema tarihi açısından çok önemli çünkü artık uzun metraj var. Bakmışlar yani Avrupa'daki 1919'da yapılan belli uzun metraj filmler, Amerika'da veya dünyanın başka yerindekileri toplamışlar, bunları gösterdiler. Ben de gördüm. Orta metraj var, uzun metraj var, kısa metraj var. Orada şunu görüyorsunuz, anlatı bütünlüğü sinemasından kurumsal temsil tarzı dediğimiz klasik Hollywood sinemasına nasıl geçilmiş? Böyle yaptılar. İşte 1919'dan bir film görüyorsan mesela 1935'in Sovyet Rusya'sından, Nazi Almanya'sından, Mussolini İtalya'sından bir film de görebilirsin. Bunda da hiçbir sorun olmaz yani. Hani mesela diğerlerler ki işte Mussolini dönemi İtalyan filmleri 2 nokta beyaz telefonlar. Yani meşhur o böyle zengin çevrelerde geçen melodramatik filmler. Evet. Seyredebilirsin ya. Orada hani bir faşist ideoloji yiyorsa onu seyreden adam faşist olmaz yani. Dersler işte ama tabii ki ben onu size de yazdım zaten göreceksiniz. Konuşuruz. Araştırma abi. Röşerş yani. Tamam. Olay bu. Evet biraz da bu Sorbonne 1'de. Evet sinema, Pantheon Sorbonne. Paris 1. Evet oradaki sinema eğitimi nasıl biraz bunlarla ilgili deneyimlerinizi aktarabilirsiniz. Tamam. Zaten şimdi yüksek lisans ve doktorum yaptı onu. Ben lisans seviyesinde burada değildim. Yüksek lisansta önce sonuçta bir tez yazmak gerekiyor biliyorsunuz. Adı üzerinde master tezi. Ama ona gelmeden önce yani o tezi yazmak, tezi yazmayı hak edebilmek için dersleri vermeniz lazım. Yani bunlar da kuram yani şey tarihsel derslerdir, estetik derslerdir, kuramsal derslerdir, eleştiri dersleridir. Bunlar için araştırma yapmak gerekir. Yani öyle hani 3-5 tane kitap okudum, 2-3 tane makale okudum, sonra bunları yorumladım. Yani burada parafraze deniyor, açımlamak aslında doğru. Bir ödev sundum. Böyle bir şey, yaklaşımla geçemezsiniz yani öyle şey olmaz. Sonuçta burada yani siz yüksek lisansa geldiğinizde 2 tane asla yani temel, tronc commun diyor onlar. Olmazsa olmaz ders vardır. Absolument indispensable. Nedir o? Sinema tarihi, sinema estetiği. Bunlardan bir kere sene sonunda, bunlardan birinden artık biz kura çekiyorduk. Birinci dönem birini alırsınız, ikinci dönem birini alırsınız. Bir sürü okumalar yaparsınız. Sene sonunda kura gelir. Artık sinema tarihi sorusu mu geldi, sinema estetiği sorusu geldi. Ona göre cevap verirsiniz. 4 tane ders de sizin yüksek lisansta yapmayı düşündüğünüz tezle alakalı derslerdir. Bunlar nedir? Diyelim sinema tarihi çalışacaksınız. Size sinema tarihi alanında nasıl araştırma yapılır konusunda metodolojik, epistemolojik ve teorik dersler verilir. İşte film çözümlemesiyle alakalı dersler verilir, sinema eleştirisiyle alakalı dersler verilir ve tekrar ediyorum bunlar için sağlam araştırmalar yaparsınız. Yani hani yüksek lisans seviyesi. Evet, yüksek lisans. Evet ya benim için öyle, bizim için öyleydi yani. Yani birincil belgelere gitmeniz lazım. Bir problematik oluşturmanız lazım. Yani sorun odaklı çalışmanız Türkiye'deki lazım. Gençlerin sahip olamadığı bir şey. Yani kafada sorun yok. Yüksek lisans doktora yapıyor. Aynen. Bir derdi yok yani. Yani bir metot dediğimiz yöntem olacak, metodolojik çerçeve olacak, işte bir kuramsal altyapı olacak. Bunlar az çok verilmeye başlanır. Tabii ki okumalar yaparsınız. Yani sonuçta dedik ya
Fransız sinematiğinde çok güzel bir kütüphane var, bibliotekli film dedik. Bir de burada biliyorsunuzdur belki siz, François Truffaut'a, o çok önemli yönetmeni adanmış bir bibliotek de sinema, yani sinema kütüphanesi vardır. Hiç gittiniz mi bilmiyorum. Yok, gitmedim. Şimdi Leal'i aldılar onu. Benim geldiğim şeyde, evet, zemin katında mıydı? Neydi? Evet, biraz evet, önce. Evet, tamam. Evet. Yani orada da araştırma yaparsın. Evet. Sonuçta araştırma yapmak. İşte bunları geçtikten sonra bir sonuçta zaten dersler dışında dediğim gibi teziniz için de araştırmalar yapıyorsunuz. İşte kaynaklara ulaşıyorsunuz falan filan. O tezi de verip geçmeniz gerekiyor ki doktoraya kabul olun. Yani doktoraya kabul edilip edilmemek tamamen sizin yüksek lisanstaki biraz performansınıza bakar ve hocanızı ikna edip bir de ikna edememenize bakar. Bu şekildedir. Yani hani burada bir şey var mı? Regüler bir sınav var mı? Hani bizi ALES tarzı bir sınav. Yok. Hayır, bakın benim doktora, siz zaten tırnak içinde söylüyorum, yüksek lisanslı bitirmişseniz Fransa'ya göre bir standardınız vardır. O standart doktora kabul almak için yeterlidir. Sadece şey yapmanız gerekir. Ben doktoramda şu araştırma projesini yapmak istiyorum. Bunun yapılabilirliğini garanti ediyorum. Tamam mı? İşte temel sorun budur. Efendim genel çerçeve budur diye doktoraya bir başvuru yaparsınız. Sonra kabul mülakat aldığınız takdirde, mülakat da değil sadece, yani hocanız size der ki tamam ben bunu kabul ediyorum, sen bunları hazırlıyorsun, gönderiyorsun. Zaten hoca kabul etmezse sen istediğin mülakata gir, öyle bir şey olmaz yani. Yani. Hocayla doğrudan kontak içerisinde olmak. Aynen. Sonra da bir 4 sene 5 sene dirsekleri arşivlerde çürüyecek. Doktorun ders dönemi de var değil mi? Yok, hayır, kesin böyle bir şey. Ha, şöyle olur. Hoca size der ki bak işte şu tarihte şu hocanın şu üniversitede bir semineri var. Tamam, çok özür dilerim. Ondan sonracıma. Git o semineri takip et veya işte şu hocaya bak. Bunlar olur ama benim zamanımda kesinlikle ders falan yoktur. Bizde alıyor öğrenciler 1,5 yıl mı ne falan. Türkiye'de var ne yazık, evet, ki. Çünkü sistem şu, çünkü çok garip. Yine yanlış anlaşılmasın. Biz aslında Türkiye Üniversitesi olarak Bologna sürecine tabiyiz, biliyorsunuz. Bologna süreci, işte Bologna değil mi? Niye Bologna? İtalya'da işte ilk üniversitenin kurulduğu şehir. Ama ne yazık ki bizdeki çoğu üniversitenin işleyişi Amerikan tarzı. Böyle bir garip bir ikilem var. Hani yani Bologna'ya entegre olmaya çalışıyoruz. Yapı Amerikan. Yani işte o sizin bahsettiğiniz hani doktorada ders almayı ben bir tek Amerika'da gördüm. Yani ben Fransa'da var mı bilemem ama benim alanımda yoktu. Ben öyle bir şey görmedim. Sadece araştırma yaptım. Evet, ama size tekrar ediyorum. Yani mesela şimdi nedir? Ben işte yaklaşık 21 Mart 2019'da bir seminer verdim burada. Yani sonuçta hoca olarak verdim. Karşımda sadece benim gibi akademisyenler yoktu. Beni dinleyen yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler de vardı. Anlatabildim mi? Sinema tarih yazımı üzerine, George Sadol'un Nijat Özen'in üzerindeki etkisi üzerinden Fransız sinema tarih yazımının Türk sinema tarih yazımı üzerindeki etkisi hakkında böyle uzun bir 1,5 saatlik bir seminer verdim. Ama beni dinleyenler arasında doktor öğrencileri de vardı, yüksek lisans öğrencileri de vardı ve bunlar Fransa'da çalışıp birçok milletten olan öğrencilerdi. Ben evet, sadece bir ayda 6-7 tane etkinliğe gittim. Aynen. Sadece bir ayda. Evet, yani evet. Burada kalan bir yıl, burada eğitim için kalan öğrencinin katıldığı etkinliklerin sayısını ben evet, tahmin edemiyorum. Şimdi yani tersini de söyleyeyim. Şimdi 2018-2019'da Histoire Culturelle du Cinéma, sinemanın kültürel tarihinde bir seminer vardı. Paris bir üniversitesinde düzenledi. İşte ben oraya davetli bir konuşmacıydım. Zaten TÜBİTAK'tan da o şekilde gelmiştim. Asıl amaç o semineri vermekti. Verdik. Son semineri de bir doktor öğrencisine adamışlardı. Daha o bir kadın öğrenciydi. Çok da başarılı bir tez sundu. Pate, evde sinema. Pate'nin yaptığı Pate Baby üzerine. Yani meşhur o Pate kardeşler firmasının işte zamanında çıkarttığı, herkesin kullanabildiği o ev sineması üzerine bir tez yapıyordu. Geldi, daha tezini savunmamış ama çok başarılı bir şeyler yaptığı belliydi. Çünkü o işte yine bir saat, 1,5 saat bir seminer verdi ve biz onun yaptığı araştırmaları gördük, dinledik. Benim gibi akademisyenler de vardı. Onun gibi doktor öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri de vardı. Bu iş böyle yani. Anladım. Buradaki sinema eğitimi, gerçi lisansta da öyledir de özellikle yüksek lisans ve doktorda tamamen araştırmaya yöneliktir. Yani bu araştırma sadece arşivi kapsamıyor, seminerleri de takip etmeyi kapsıyor. Tabii ki. Kliniklere gitmeyi de tabii kapsıyor. Ki. Özel gösterimlere katılmayı da kapsıyor. Tabii ki kitap okumak, kitap işte okumayı yazmak. Da kapsıyor, arşivi de kapsıyor. Tabii, yani çok kapsamlı bir yani araştırma. Yani zaten öyle yani. Hani sonuçta o eğitimde senin belgelere ulaşman lazım. Ama belgeleri sadece okumak yetmez. Kritik, eleştirel metodu kullanarak okumak gerekir. Bütün bunlar öğretilir yani sonuçta. Tabii ki sonuçta yapılacak tezin, araştırmanın kalitesi de doktora seviyesinde olsun, yüksek lisans seviyesinde olsun öğrenciye göre değişir. Zaten belli bir seviyede olmayan
asla mezun olamaz. Şimdi burada tabii sistem bunu itiyor. Ya hocayı da öğrenciyi de, evet, ama bizde bunlar çok şahsi yani. Yani hocanın böyle bir şey istemesi çok ekstrem bir durum Türkiye'de. Evet. Sistem buna çok da müsait değil zaten. Hep derslere girmeyi ve işte bu ödevlerle falan uğraşmayı öngören bir sistem. Yani buradaki gibi daha araştırma based tabanında bir şey Türkiye'de yok. Yapılanma model olarak. Evet, şimdi bunun birinci sorunu arşiv sorunumuz. Bizde arşiv var. Evet, yani arşiv var. Yani Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir arşivimiz var. Fakat dediğim gibi filmsel olarak hangi kaynaklar var? Filmsel olmayan hangi kaynaklar var? Bunların bir katalogu, envanteri mevcut değil. Siz bugün Fransız Sinematekin'in web sitesine girersiniz. Oradan bakın, kitapları, makaleleri değil, arşiv belgelerin, yani afişlerden fotoğraflara, filmlerden yönetmenlerin yazı notlarına kadar ne olduğunu fon olarak bulursunuz. Mesela ben burada George Sodol fonu üzerinde çalıştım. Anlatabildim mi? Bu bir. İkincisi, burada yapılan araştırmaların kategorileri çok bellidir ya. Sinema estetik alanında mı yapacaksın? Sinema tarihi alanında mı yapacaksın? Sinema kuramları alanında mı yapacaksın? Sinema eleştirisi alanında mı yapacaksın? Bunlar bellidir. Bizde bu şey de yok. İhtisaslaşma, ayrışma da yok. Yani dediğim gibi, o yüzden hani bunu demin bunu konuşuyorduk. Paris 3 farklıdır, Paris 1 farklıdır, Paris 10 çok farklıdır yani. Buna dikkat etmek lazım. Ama genel yapı şey, yani böyle bir uzmanlaşmayı zorunlu kılıyor burada. Evet. Sizin içinde bulunduğunuz Fransız 1'deki sinema modeli. Paris 1, Pantheon Sorbonne, evet. Modeli biraz daha böyle sinema tarihine yönelik. Yok, ben o opsiyonu seçtim. Seçeneğim vardı yani. Ama isterseniz kuram ve estetik seçeneği de var. İşte teknik ve eleştiri seçeneği var, ama oradaki hocalar farklıdır. Onlara UFR deniyor. Daha farklı UFR'lerdir. Anlatabildim mi? Evet. Öyle. Mesela ama yani ben hatırlıyorum, işte dedim ya size, hani sinema estetiği dersi aldık. Mesela Türkiye'de bu ders çoğu lisans seviyesinde verilmesi lazım. Ama verilmiyor. Neden verilmiyor bilmiyorum. Biz burada yüksek lisans seviyesinde alırken bize o dersi veren hocamız Daniel Sersoy'du. Harika da bir kitabı vardı. Yani o filmleri işte bize sekanslar verip seyrettirmesi, çözümlemesi benim için çok ufuk, çok büyük bir şeydi. Dersler nasıl geçiyordu? Yani dersler işte dediğim gibi. Şimdi iki şey vardı. Ya araştırmanızı yazılı olarak yapıp sene sonunda hocaya sunacaktınız. Ya da derdiniz ki ben araştırmamı yaptım, bitirdim, sunacağım. Yani sözlü olarak, oral olarak sunacağım. Böyle geçerdi yani. Hani şöyle söyleyeyim. Diyelim işte bir dönemde kaç ders var? Diyelim 12, 13, 14 ders var. Altısında hoca yapar. Bize metodolojik, epistemolojik, teorik tabanı verir. Kalan altısı artık öğrenci sen aldın, araştırmanı yaptın, bana getir. Getirmiyor musun? Sorun yok. Yaz, sene sonunda teslim et. Bu şekildedir. Hocalar bayağı bu konuda şeyler, istekli ve ilgililer. Evet, bakın bir de farklı yaklaşımlar var. Mesela ben şimdi Türkiye'de lisans eğitimi yaparken sinema tarihi dersi aldım. Dünya sinema tarihi dersi aldım. Burada yüksek lisans seviyesinde sinema tarihi dersi alırken bana hocamız dedi ki, hiç unutmuyorum, Can Antoine Jolie, kendisi Pozitif dergisinde yazardır, işte emeritus profesördür ve uzmanlık sahası İtalyan sinema tarihidir. Hem İtalyanca hem Fransızca, çok sayıda yayını var. Zaten siz de yüksek lisans seviyesindesiniz. Ben size sinema tarihini anlatmayacağım. Gidin kütüphanelere bunu okursunuz. Farklı bir şey yapacağım. Sinema tarihi sadece filmlerin tarihi, yönetmenlerin tarihidir. Ben size Fransa'da sinema basının nasıl doğduğunu, onun tarihini anlatacağım dedi. Bize başlangıcından günümüze kronolojik olarak, zaman dizinsel olarak Fransız sinema dergilerinin tarihini anlattı. Kapaklarını gösterdi, içeriklerini tematik yaklaşımla çözümledi. Nasıl bir gelişim, evrim gösterdiğini anlattı, farklılıkları gösterdi. İşte sinema sever basının ortaya çıkışından, uzmanlaşmadan, daha sonra akademik basının ortaya çıkışından. O da çok benim için büyük bir şeydi. Daha nasıl diyeceğim? Spesifik bir alana. Evet, yani sonuçta sinema tarihinin içinde de tabii ki, yani sinema dergileri de var sonuçta, olmaz olur mu? Evet. Sinemanın kültürel tarihinde, evet, bu şekilde. Evet, yani burada öğrencilerin hem motivasyonları hem birikimleri bu tarz çalışmaları yapmaya da çok uygun. Evet. Ona göre öğrenci seçiliyor. Ona göre bir zemin oluşturuyor. Tabii ki. Tabii yani ki. Burada ya herkes yapsın, bir şekilde idare edelim gibi bir anlayış yok. Kesinlikle. Seçilen öğrenciyle tam manasıyla ilgileniliyor.
daha spesifik bir konuya girildiği zaman öğrenci de sıkılmıyor. Yani öğrenci de memnun çünkü nerede olduğunu farkında. Aynen. Hoca da memnun çünkü neyi, kimleri tercih ettiğini farkında. Evet. Bir yani de sistem o anlamda şey yapmıyor. Şunu yani, anlatayım ben. Çok özür dilerim. Çok doğru söylüyorsunuz. Unutmayın ki yani benim Paris 1'de sınıf mevcudiyetin yarısı internasyoneldir, uluslararasıdır. Yani orada bir Türk öğrenci, bir Avusturyalı öğrenci, bir Rus, bir Yunan, bir Çinli, bir Japon öğrenci olur. Yani Fransızların yanında bir de böyle bir kitle vardır. Ve o çocuk evet yani o ve herkes kendi sineması üzerine çalışır. Yani Kolombiyalı Kolombiya sineması üzerine. Yunan sineması üzerine, Türk sineması üzerine. Ben de o şekilde çalıştım. Yani sonuçta bu ülkelerin sinemaları az bilindiği için daha büyük ülke sinemalarına göre burada yapılan özgün çalışmalarla öğrenirler. Anlatabildim mi? Evet. Evet. Ve tekrar ediyorum yani öyle herkese diploma vermek gibi bir şey yok. Araştırmayı başarılı yapan alır ve onun bir seviyesi vardır yani mansiyonu vardır hani. En iyisini de alabilirsin, orta seviyede alabilirsin. Bu şekilde değerlendirilir. Bu sadece Paris üniversiteleri için değil, aslında Fransa'nın diğer tabii üniversitelerinde ki uyguladığı bir ortak bir şey tabii aslında ki. Değil mi? Yani işte, Lyon'da da bu böyle tabii ki, tabii ki. Diğer taraflarda da bu. Tabii ki, tabii ki. Çok doğru, çok doğru. Yani işte modern Fransız modeli bu aslında. Standartlaşmıştır yani dediğiniz gibi. Bir de mesela şimdi şunu düşünün. Diyelim doktora tezimi yazdım, bitirdim. İşte ben Türk sinemasının kültürel tarihi alanında çalışmıştım. İmperiyod Amblematiklü Sinema, Türklü Sinema Değişikçam diye bir tez yazdım. Daha sonra 2014'te de kitap olarak yayınlama şansım oldu. Benim bir resmi danışmanım var, bir de pedagojik danışmanım, yardımcı danışmanım vardı. Tamam dediler, biz bunu kabul edeceğiz. Ama sen dediler, bu tezi bizim dışında iki kişiye göndereceksin dediler. Onlardan ön rapor gelecek. Pre rapor deniyor Fransa'da, tamam mı? Pre. Eğer o rapor olumsuz gelirse sana 6 ay 1 sene verilir veya tamamen reddedilir. Savunamazsın yani. Niteliği böyle korurlar. Hani benim öğrencim geçireyim diye bir şey yoktur. Ben o yüzden tezi birini Türkiye'de Fransızca bilen bir hocaya gönderdim. Birini de Lyon'daki bir hocaya gönderdim. İki pre-rapor, ön rapor olumlu gelince beni savunmaya, Stonians'a çağırdılar. Öyle hak kazandım. Anlatabildim mi? Stonians'ta kaç kişi karşılaştın? Stonians'a söyleyeyim. Şimdi kendi hocam var bir. Evet. Bir jüri başkanı var. Senin üniversitenin dışından. Yani Paris 1'den falan değil. Bir tane daha senin üniversitenin dışından. İki etti. Tamam mı? Bir tane senin üniversiteden biri çağrılabilir. Bir tane daha üniversitenin dışından. Yani 5 jüri varsa 3'ü dışarıdan. Ya orada kesinlikle böyle şey olmaz. Yani adam kayırma torpil olmaz. Hani işte bu sevdiğimiz evladımız. Biz buna doktora payesini verelim diye bir şey yok. Orada zaten dediğim gibi yani ön rapor gelmiştir. Ön rapor olumlu geldiği için bir kalitede sorun yoktur. Jüriler senin gönderdiğin tezi 2 ay 3 ay okurlar. Sana raporlarını tabii ki yazarlar. Ama önce seni işte Stonians'a yani savunmaya çağırırlar. Orada 5 kişiyle teker teker konuşursun. Bizde mesela tez evet. Şimdi mesela bizde de jüriler kuruluyor ama jüriler rapor yazmıyor İşte ben bunu çok iyi biliyorum. Bu çok büyük bir eksikliktir. Ama şimdi bakın rapor yine yazmıyor yani. Şimdi bakın yine tezi okuyup okumadığını bile bilmiyoruz. Şimdi çok ilginç. Bakın şimdi burada diyelim siz niye doktora yapar insanlar? Çünkü amacı nedir? Akademiye girmektir. Yani sen sinema alanında eğitim verebilecek bir yetkinliğe sahip misin? Bir kere dediğim gibi bir kere mansiyon verirler sana. İki ama o mansiyondan öte jüri, rapor du jüri vardır. Jüri raporu. Sen burada herhangi bir Fransız vatandaşı olsan da Fransız vatandaşı olmasan da bir Fransız üniversitesine başvurduğunda doktorayı senden aldım diye yayınların dışında jüri raporunu gönder derler. Eğer o jüri raporu sorunluysa çalışma şansın olmaz. Onu söylüyorum yani. Yani kabul eden, çalışmak için kabul edecek kurum o raporları inceliyor. Tabii ki. Yani o yüzden jüri raporu, rapor du jüri çok önemlidir. Hayatidir. Bizde imzayla ne, ben sizin çok iyi biliyorum çünkü benim de işim de Türkiye'de hani lisansını ve yüksek lisansını Viyana bir üniversitesinde yaptı. Çok zor bir üniversite. Doktorasını Türkiye'de yaptı. Aradaki farkları çok iyi hani birebir gözlemleme farkım oldu. Anlıyorum yani evet. Ne yazık ki bizim memleketimizin şöyle bir sorunu var. Hani taşrayı geçtim. Büyük kentlerimizde bile akademide standartı tutturamamışızdır kalite bağlamında. O yüzden evet Bologna sürecine tatbik olmak çok önemlidir. Tabii olmak, özür dilerim, tatbik olmak dedim. Fakat şekilde değil, muhtevada yani evet. İçerikte. Bizim yapı biraz karışık yani. Yarısı Bologna, yarısı Amerika. Böyle gidip bir tuhaf bir şey var yani. Evet, yani sinema eğitiminde de sadece film çekmek öğretilmez. Öyle şey olmaz. Teknik eğitim bu işin parçası zaten yani şöyle bir şey var hani. Size de söyleyeyim hani bizim mezun olduğumuz okullar burada sinema okulları değil. Yani sinema okulu profesyonel.
İşte görüntü yönetmeni, ışıkçı, kameraman, senaryo yetiştiren okullar farklıdır burada yani. Dünyada da öyledir yani. O onlar ayrıdır. Teorik tarafıyla değil, pratik tarafıyla. Yok, teorik tarafı da vardır orada. Hiç öyle şey olmaz. Şimdi biz Matyas'la geçen konuştuğumuzda bizden mezun olan öğrenciler İTEK'e, FEMİS'e gidiyorlar diye. Evet. Yani bizleri burada teoriyi veriyoruz, oraya evet. gidiyoruz. Oranın da temel şartı teoriyi bitirmiş olarak aynen, gelmeli. Aynen, aynen. Yani teorisi olmayan bir adamı oraya da almıyorlar. Almazlar. İşte öyle bir şey var aynen. yani. Yani yapı çok böyle şey. Evet. Net yani. Sağlam ama bak evet. o okullardan kimler çıkıyor? Ömer Kavur oradan mezun oldu. Teo Angelopoulos, eski adı İDEK, Enstitü Dezotü Sinematografik, şimdiki adı FEMİS. Orayı bitirdiler. Çok önemli yönetmenler yetiştirmiştir evet. Ve ben o Fransız Sinematekinde o okuldaki öğrenci filmlerini de gösterirler. Bakın yani sadece dedik ki hani her film gösterilir. İşte Fransa'nın en önemli sinema okullarında öğrencilerinin de yaptığı filmleri de gösterdi. Ben onları seyretme şansına sahip oldum. Tematik olarak, stilistik olarak, karakteristik olarak başarılı filmlerdi. Yani seyrettiğim öğrenci filmleri profesyonel filmlerdi. Ben de işte burada geçen gün seyrettiğim filmler, evet. Maison de Film'den evet. çıkan filmler evet. inanılmaz iyi filmler. Aynen. Hani o hikayesi, estetiği, sinematografisi, karakter yönetimi. Aynen. Ya diyorum bunlar öğrenci filmiyse bunlar dedim piyasaya girdikten ama sonra... Ama zaten bakın öğrenci filmi derken onlar zaten profesyonel sinema okulları öğrencileri. Ya onların işi zaten dediğim gibi ya görüntü yönetmeni olur, ya sinemacı olur, efendim üstüne ışıkçı olur, işte ışık şefi olur, ses, mesela ses çok önemli biliyorsunuz. Ses alıcı vesaire vesaire. Sinema alanındaki profesyonelleri yetiştiren şeydir. Neden Nuri Bir Gecelan filmlerinin ses kurgusunu, değil mi, miksajını hep Fransa'da yaptırtıyor? Çünkü o ses mühendisleri burada var yani. Doğru. Bu kadar. Dolayısıyla onun başarısında da buradaki mühendisliğin, buradaki teknik birikimin çok büyük bir şeyi var, avantajı şimdi, var. Şimdi yani. Şöyle ama o has bir yönetmen ne istediğini biliyor. Ne istediğini biliyor. İmkanlar var. O imkanlarla istek birleşince ortaya çok ama parasını veriyor sonuçta. Bedava olmuyor bu işler. Yani. Nuri Bir Gecelan'ın burayı tercih etmesinin sebebi ne? Çünkü biliyor ki sesini istediği gibi Türkiye'de kurgulayamaz. En iyi nerede kurgular Avrupa'da? Fransa'da kurgular. Evet, bayağı bir konuştuk. Değerlendirme imkanımız var. Ben bir şey isterseniz bekleme yapayım. Hani ilk keşfettiğim şu oldu hani fark. Bana sordunuz sinema dergileri falan diyorsunuz ya. Şimdi bakın ben 2004'te neyi keşfettim ilk buraya geldiğimde. Şimdi ben Türkiye'den geldiğimde sinema alanında yayın yapan iki tane dergi vardı. Boğaziçi'lilerin çıkardığı Altyazı Dergisi vardı. Bir de Türkiye Komünist Partisi'nin çıkarttığı Yeni İnsan Yeni Sinema Dergisi vardı. Tamam iki, bunu söylüyorum. İki tane aylık dergi veya işte üç aylık dergi neyse. Şimdi ben Fransa'ya geldim zaten Kaydı Sinema'dan falan hani haberdardım. Burada şunu gördüm yani hani sinema basınında uzman basın ve genel basın diye bir ayrım yapıldığını gördüm. Yani burada mesela gündelik gazetelerde, ulusal gazetelerde de sinema eleştirisine, sinema haberlerine çok önemli yer veriliyor. Buna press generalist deniyor, genel basın. Yani Le Monde'da, L'Humanité'de çok önemli sinema yazıları çıkar. Mesela Nuri Bir Gecelan'ın filmleri hakkında eleştiriler gibi. Onun yanında sinefilik yani sinema sever uzman dergiler var. İşte Pozitif gibi bir dergi, Kaydı Sinema gibi bir dergi. Bunlar da zaten hani aylık dergilerdir. İşte efendime söyleyeyim uzman dergilerdir. Sinema konusunda yayın yapar. Bunun yanında bir de yine uzman dergi olan ama sinema sever değil. Bilimsel, akademik dergilerin olduğunu fark ettim. 1895 gibi yani 1895 dergisi gibi. Fransa'nın sadece sinema tarihi araştırmalarına adanan sinema tarihi dergisidir. Akademik. Tabii akademik. Akademik. Ondan sonra cuma. Ve böylece yani aslında Pozitif'teki çıkan bir yayınla 1895'te çıkan bir yayının aynı hani kültürel, entelektüel işlevi olmadığını fark ettim. Yani orada yayınlayanlarla öbür tarafta yayınlayanlar aynı isim olsalar bile farklı şekillerde yayın yapıyorlardı. Biri araştırma makalesi, daha bilimsel, sinema tarihi, sinema kuramı, sinema estetiği alanında öbürü bir film eleştirisi sunuyor. Veya işte ne bileyim Fransa'daki yapımcılarla alakalı bir efendime söyleyeyim bir açık oturum yapıyor. Veya film dağıtımıyla alakalı bir ne yapıyor bir anket soruşturma yapmış onu yayınlıyor. Anlatabildim mi? Yani sinefilik, sinema sever dergiyle işte akademik, siyantifik, bilimsel derginin farklı amaçları olduğunu gördüm. Mesela bizde bu 2010'da Sinesine dergisiyle başladı biliyorsunuzdur. Sinesine Türkiye'nin tek sinema araştırmaları dergisi. Şu şansım oldu, şöyle bir şansım oldu. Ben o zaman 2010'da daha doktoramı vermemiştim. Yaptığım yayın, yani buradaki aldığım eğitim sayesinde yaptığım yayın Şakir Sırmalı hakkında o derginin birinci sayısında ilk makaleydi. Demek ki ben de bir şeyler başarıyormuşum hissi verdi. Öyle oldu yani. Güzel bir evet, evet.
problem. Benim bir doktora çalışmam pozitif dergisi. Evet, gördüm şeyden baktım. Evet. Ben 4 yıllık periyodunu taramıştım da bu uluslararası temalı filmler tamam, nasıl şimdi, eleştiri getiriyor, tamam, bizler tamam, nasıl eleştiri tamam, getiriyoruz. Tamam. Buradaki yani şeyi gördüm ben, dergide ciddi bir uzmanlaşma var. Yani her hepsi akademisyendir. Nişal Siman da dahil. Evet. Yani bu küreselleşme bağlamında değerlendirilebilecek ulus ötesi karakterli filmlere belli şeyler eleştirmenler kalem alıyor. Tamam. Demek ki o alanda bir uzmanlık var. Şimdi bakın ben söyledim, dedim ki benim hocam pozitifte dedi film eleştirisi yapıyordu ama sadece İtalyan film eleştirisini yapar. Tamam mi? Aynen. Ondan sonra o dergideki yazarların hepsinin böyle bir otörü yani yaratıcı yönetmeni uzmanlık sahasını almıştır. Mesela Michel Chion orada yazacaksa, tamam mı? Stanley Kubrick üzerine yazar. Değil mi? Anlatabildim mi? Evet. İşte biri Fritz Lang üzerine, biri Abbas Kiarostami üzerine, biri Maurice Pialat üzerine, biri Nuri Bilge Ceylan üzerine. Mesela ben Pozitif dergisini çok severim. Kaidi Sinema'dan her zaman önde tutarım. Sebebi de şudur. Neden? Kaidi Sinema Amerika'ya bakar. Hollywood'a bakar ilk önce. Pozitif Amerika'yı reddetmez, Hollywood'u reddetmez ama o bahsettiğiniz Hollywood dışı ulusal sinemaları da ortaya çıkarır. Mesela neden Nuri Bilge Ceylan sineması Fransa'da çok sevildi ve tuttu? Neden her film bir şekilde Mayıs sıkıntısı sadece Berlin'e gönderilmişti? Kan'a geldi, Kan'da yarıştı, çok önemli ödüller aldı. Bakıyorsun Pozitif dergisinde yani Michel Simon özellikle uzaktan itibaren hatta Berlin'de takdim edilen, Berlin'de gösterilen Mayıs sıkıntısından itibaren o yönetmeni keşfetmişler. Diğer işte Jean-Luc Pasek'ler falan o filmler üzerine yazıyorlar ve oradaki sinemayı görüyorlar. Anlatabildim mi? Yani oradaki işte estetik özgünlüğü, ne bileyim işte realizmi yani gerçekçiliği vesaire vesaire. Bu çok hoşuma gitti. Nuri Bilge Ceylan parantez olsun söylediklerimi. Evet. Burada dedi ilk defa ben yurt dışına çıktığım zaman evet. Festivalinde eleştirmenlerin bu kadar önemli olduğunu fark ettim. Aynen dedi. Aynen ama bak orada ne, özellikle zaten o biliyorsunuz. Senin dediğinde paralel. Aynen bütün hemen hemen her filmiyle alakalı Fransız basınına konuştu. Bak Pozitif Kaidi Sinema'dan daha önce konuştu onunla ve mesela ben şey unutmuyorum, Altın Palmiye'yi Winter Sleep'le yani kış uykusuyla aldı. Kaidi Sinema'da çıkan editoryal yazıyı okuyalım. Bir de Pozitif o filme bakışı okuyalım. Yani aradaki farkı görürüz. Biri düşmanlık yapar, biri saygıyla karşılar. Hani ben Pozitif'te onu gördüm. Yani herhangi bir ülke sineması, İran, Türkiye, işte efendime söyleyeyim Çin, Amerika hiç fark etmez, tamam mı? Yeter ki sağlam bir film gelsin ve biz onu keşfedelim, onun üzerine konuşalım. Sinema yaptığı katkıya bakalım. Bu çok hoşuma gitmişti. Bu Nuri Bilge Ceylan'ın bir zamanlar Anadolu'da evet. Bir kadın sahnesi var. Bu ışık yüzüne ışık tutan bir tane kadın sahnesi var. Köyde. Hatırlıyor muyum? Bu sarışın bir kız var. Çay ikram ediyor ya. Şeyde bu muhtarın adı şey, tamam. Şey, o muhtarın adı neydi? O çok sevdiğim adam. Senarist zaten. Aynen. Tamam hatırladım şimdi. Süper de bir muhtar profili çıkarıyor. Evet. Ondan şuraya geleceğim ben. Şimdi ben tabii ki iki dergide de, altyazıda da Pozitif dergisinde de konunun nasıl eleştirildiğini, evet. Filmin nasıl eleştirildiğini karşılaştırdınız. Komparatif. Ya, şimdi buradaki eleştirmelerde şöyle bir durum var. Yani evet. Şimdi hani buradaki eğitim sistemine geliyoruz diyoruz ya. Yani evet. Mesela sanat evet. Daha entegre. Evet. Yani siz hani felsefeyle bileceksiniz. Yani güzel sanatların bazı evet, alanlarında da işte estetik bilginizi gelişmeniz için. Aynen. Işte, heykel bilmeniz işte normal klasik resim bilmeniz o görsel şeyinizi artırmanız gerekiyor ki yani sinema okurken çok daha nitelikli bir okuma yapasınız. Hani buradaki formasyon biraz daha şey yani hani sinemayı sanat olarak gören bir evet, formasyon. Evet. Şimdi oradaki eleştirmenlerde şunu fark ediyorsunuz. Sanat ve endüstri unutmayalım çünkü George Tadun'dan beri sanat ve endüstri olarak sinema tarihi. Evet. Şimdi oradaki kadını Türk eleştirmenler mi Fransız eleştirmenler mi? Fransız eleştirmen. Pozitif çıkar yapıyor. Evet. Pozitifteki eleştirisine baktığınız zaman oradaki bir resmi evet. Kendi kültürel tarihini, kendi evet. Sanat tarihini entegre bir konuyla özdeşleştirip anlatabiliyor. Tamam, çok güzel. Bak burada mesela Hollandalı bir ressama yanlış hatırlamıyorsam bir gönderme vardı orada. Şu anda ressam aklımda tamam, değil ama. Tamam, Vermeer olabilir. Vermeer. Tamam, yani, bravo. Çok çok belli çünkü orada yani. Evet. Şimdi bakıyorsun orada ressamın birçok filminde zaten ışık çok nitelikli evet, bir şekilde evet, kullanmış. Evet, karanlık evet, ışık evet. Dengesini çok iyi kullanmış. Şimdi buradaki eleştirmen bunu görüyor. Baktığı evet, noktada tamam. Böyle bir çağrışım yapıyor. Tamam. Ama bizdeki eleştirmenlerin böyle bir sanat boyutu yok. Tamam çok güzel. Bak harika. Bir kere buradaki eleştirmen sinema tarihini bilir, geçmişini bilir. Tamam mı? Bizde bu ne yazık ki öyle bir durum yok. İki, referansları anlayabilir. Yani o bağlamda söyleyeyim. Demin dedim ki size bir genel basın vardır, bir uzman basın vardır. Uzman basın içinde de bir sinefilik basın vardır, bir siyantifik basın vardır. Le Point diye çok önemli bir aylık dergi vardır Fransa'da ve siyasi bir dergidir.
Ceylan'ın uzaktan sonra yaptığı film. İklimler filmi. İklimler. Le Puan'ı açtım. İklimler hakkında çok güzel bir eleştiri, kritik çıkmış. Başlık ne, manşet ne? Antonioni Amfis ile Türk. Antonioni'nin bir oğlu var, o da Türk diyor. Bunu yazan bir kadın, Fransız eleştirmen. Tamam mı? E şimdi niye? Çünkü o Mayıs sıkıntısı diyordum. Çok severim, ona gidiyor aklım. Şeye gittiğinde, iklimlere gittiğinde neyi görüyor? Şeyi mi? Bulutların ötesinde mi? Hayır, Antonioni'nin şeyini görüyor. Macerasını, lavanturasını görüyor. Anlatabildim mi? Evet. Çok doğru. Aynısını şeyde de görebilir. Benim en çok sevdiğim filmi. Üç Maymun'da da görebilir. Anlatabildim mi? Böyle. Dediğiniz, evet. Mesela ben hani öğrencilerime de bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Sakın sadece tematik olarak bakmayın diyorum filme. Yetmez. Yani sanat tarihi temalardan oluşmaz. Kusura bakmayın. Gazete değildir sanat tarihi. Nedir sanat tarihi? Sanat tarihi biçim dediğimiz formların ve biçem dediğimiz stillerin tarihidir. Stil ve form yoksa sinemada yoktur kardeşim ya. Zaten onu yap. Nuri Bilge Ceylan'ın bu kadar ilgi çekmesinin sebebi de stil ve form konusunda şu an Türkiye'nin en üst seviyede yönetmeni olmasıdır yani. Ama zaten kendi söylüyor. Ben Boğaziçi Üniversitesi kütüphanesindeyken, okurken, millet hani geziyorken ben kütüphanede sanat kitapları karıştırıyorum. Bravo. Diye. Ama şimdi bir dakika. Şimdi bunu söylüyor zaten. Şimdi sanat kitapları karıştırıyor da sadece sanat kitapları karışmıyor. Bir kere. Rus edebiyatında bir dakika okuyor. İzin verin. Tamam. Şu Ozu seyrediyor. Ozu'yu da seyrediyor. Tarkovski seyrediyor. Bir dakika. Bergman seyrediyor. Çehov okuyor. Antonioni seyrediyor. Tamam mı? Bir de o ne diyor yani? Ben diyor Yılmaz Güney'i çok severim ama diyor benim sinemamda bir şey yok diyor. Gerçekten Türk sinemasının görsel geleneğiyle bir şey yok. İlgisi yok. Bakıyorsun ondan sonra Bresson'u çok seviyor. Fransa'dan Bresson. Rusya'dan Tarkovski. İtalya'dan Antonioni. İsveç'ten Bergman. Efendime söyleyeyim. Japon Ozu. Şimdi ben mesela geçenlerde burada bir DVD'sini buldum Ozu'nun. Siz o DVD'ciyi bilmiyorsunuz. Size de götürürüm. Gidelim. Bir depo yaparsınız kendinize. çok DVD götürdüm. Çok ucuz fiyatları harika DVD'ler var. Le Fils Unique diye Fransızca yani. Japoncasını bilmiyorum. Biricik evlat. Bir evlat dedi. Biricik o oğlum. O oğlan evlat gibi. Bir filmini gördüm. 30'lu yıllarda yapmış. Öyle bir üslup yok. Yani o dönemde 1930'larda bir sürü film yapılıyor. Dünyanın her yerinde. Ama Ozu'nun yaptığı film sadece kendinin ne diyeceğim? Üslup imzasını taşıyor. İşte burada da geçmişte otör sineması otör eleştirisi olduğu için yani 50'li yıllarda bu François Truffaut ile başlayan önce mizansene efendime söyleyeyim bakarlar. Yani bir şey anlatmak yetmez. Nasıl anlatıyorsun? Bir şey yansıtmak yetmez. Nasıl yansıtıyorsun? Mizansen, montaj, ses ve sinematografi de olmak zorunda. O zaten mizansen dediğimiz unsur o çok büyük yönetmenlerin ne oluyor? İmzası oluyor. Biricikliği oluyor. Başkasına benzemiyor yani. Ben Nuri Bilge Ceylan filmini ismini koymasın, başlığı koymasın. Bir iki planını göreyim. Bu Ceylan'ın filmi derim. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu Ozu'nun filmi derim. Bu Tarkovski'nin filmi derim. Bu Abbas Kiarostami'nin filmi derim. Bu şekilde. Yani bu bağlamda. Burada böyle bir eleştirmen geleneği olduğu için hem kendi efendime söyleyeyim sinema tarihini bilirler, hem kendi sinema eleştirisini bilirler. O alanda da çalıştırma yapılırlar. Hem dediğiniz gibi diğer sanat alanlarıyla müzik mesela çok da etkilidirler, ilgilidirler. O yüzden okuduğunuz metinlerde çok farklı şeyler çıkabilir. Şimdi mesela bu Pozitif dergisine baktığımda ben 1952'de evet 52'de başlıyor. Bizim Altyazı dergisinde ben 2001-2000 evet. gibi gördüm. Yani şu an Altyazı biliyorsunuz çıkmıyor artık yani. Geçen bir sayıyı yine çıkarmışlar. İyi inşallah. Zor bela uğraşıyor. Ben severim Altyazı'yı çünkü. Altyazı iyi bir dergi. Türkiye standartlarının çok üstünde. Mesela yani çok özledim sözünüzü kestim. Üç Maymun'un kurgu güncesini vermişlerdi. Bu ne demek? Yani Nuri Bilge Ceylan'ın kendi el yazısıyla yazdığı tuttuğu notları yayınladılar. Bu bir arşiv belgesidir. Tabii. Yani çok değerli. Bunu yayınlayan bir dergi çok önemli bir dergi. Ben röportaj da yaptım. Fırat Yücel'le, Şenay Aydemir'le onları da tanıyorum. Tabii ki buradaki yani kurumsallık çok ciddi etkiliyor, ürkütüyor da yani. Yani o kadar el değiştirmesine rağmen ama sürekliliğini sağlamış. Evet. 1950'den beri, kesintisiz, 52'den beri kesintisiz olarak yayın hayatında olan bir dergiden. Şimdi parantez açalım, bir de Pozitif dersiniz Lyon'dur biliyorsunuz. Evet. Paris değildir. Cahiers du Cinéma Paris'tir, tamam. Mesela Pozitif dergisine baktığım zaman evet. beni o anlamda çok etkilemişti. Michel Simon'u gördüğüm zaman. Evet, yani... şimdi Michel Simon dediğiniz adamın. Tamam, çok özür dilerim. Ben de Nuri Bilge Ceylan'a özel bir ilgisi olduğu için de zaten çok önemli kitap Petit Planet Sinematografik diye bir kitabı var. Yani bütün Yılmaz Güney'le de çok önemli röportajları vardı. Yani adamın elle kazanlarla, Stanley Kubrick'lerle yaptığı röportaj kitapları var ve bunlar
bestseller olmuş kitaplar hem Fransızca'da hem İngilizce'de. Gerçekten öyle bir derya deniz adam. Ama aynı zamanda gocunmadı, çekinmedi gitti. Doktorasını da yaptı. Üniversitede ders vermeye başladı. Öyle düşünüyorum. Yani böyle de biri. Böyle bir adam. Yani böyle bir adam. Michel Simon olmak o kadar kolay olmuyor. Jean Duche olmak, Michel Simon olmak kolay değil mesela. Jean Duche de çok ayrı bir pedagog. Biliyorsunuz Fransız sinematekinde Le Ciné Club de Jean Duche diye bir şeyi var, sinema kulübü var. Orada mesela Maurice Pielat'ın Garsus'unu, Jacques Douayon'un Ponet'ini, Fatih Akın'ın Duvara Karşısını görüp film bittikten sonra onun yaptığı sıcağı sıcağına analizleri dinleyip seyirciyle, ki o seyirciler sadece sinema öğrencileri değildir, normal vatandaştır yani sinemayı merak, nasıl konuştuğunu, nasıl onları etkilediğini, nasıl onlara öğrettiğini, bu film neden güzel, niçin güzel, bunu gösterdiğini görürsünüz yani. Evet. Yani yazılar da şey tabii, pozitifte çıkan yazılar çok estetikle alakalı yazılar. Yani evet. Lotta Eisner'le başlar onlar. Evet. Alman dışa vurumcu sinemanın çok önemli tarihiyle alakalı kitaplar yazmıştır. Fransa'da o dönemde de çıkan bir kitabı vardır, bilirsiniz belki. L'Ecran Demoniaque diye. The Haunted Screen diye de İngilizce'ye çevirmişlerdir. Evet. Bir de şeyler çok üretkenler. Yani dünya kadar kitapları vardı. Ben baktım, bir yazara bakıyorsunuz. Televizyon programları var, radyo programları var. Kitapları var. Farklı evet. alanlara ilgisi de evet. olabiliyor yazarların. Aynı zamanda akademik çalışmalarını zaten saymıyorum. Hani böyle şeyler, çok yönlü yazarlar. Gerçek entelektüeller ama o insanlar bu işi yaparak hayatlarını geçindirebiliyorlar. Hani Türkiye'de bunu yapmaya çalışsan hayatını kazanabilir misin? Soru işaretidir. Öyle düşün. Yani bunun Fransa'da karşılığı var. O filmleri seyredecek bir kitle var. O dergileri alacak. Alan okuyan insanlar var. Ve o kitapları okuyan insanlar var, anlatabildim mi yani? Yani bir kitlesi var. Aynen. Yani onun için ne yazsa takip ediliyor böyle. Arıları o derginin ay sonunda çıkmasını bekleyecek bir kitle mesela var. Mesela benim en çok şaşırtan konu şuydu. Nicolas Sarkozy'yi hatırlarsınız, eski reisi cumhurları, prezident de republikleri. Ben pek hoşlanmazdım. Hani Türkiye olan tavrından dolayı çok önyargılı bulurdum. Bir gün konuşuyordu. Meğer Pier Paolo Pasolini hayranıymış. Hemen hemen bütün filmlerini seyretmiş. Ağzım açık kaldı yani. Fransa'nın orta sağından vasat bulduğum bir politikacı bile Pasolini sinemasını bilmekte, sevmekte, takip etmektedir. Ki Pasolini de biliyorsunuz çok sol Marksist bir yönetmendir yani. Ama onu gösteriyor mu bir yani ciddi anlamda takip ettiğini? Yani evet nereden... evet. Filmlerini söylüyor. Ben Pasolini filmlerini çok seviyorum diyor. He. Takip ediyorum diyor. Evet. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Sağ, merkez sağ bir politikacı. Normalde pek sanatla ilgisi olmadığını düşünüyorsunuz ama Pier Paolo Pasolini'nin eserini biliyor, övrünü biliyor. Tabii o Pasolini'nin de şeyde, faşizmle ilgili de bir derdi var ya. Evet ama onun sonu çok acı oldu biliyorsunuz, öldürüldü falan. O cinsel faşizanlık üzerine falan, seksüel faşizm gibi şeyleri falan. Marquis de Sade'den yaptığı uyarlaması var. Mesela var. O filmi ben sinematekte görmüştüm. Türkiye'de gösterebilir miyiz bilmiyorum o filmi. Aynen. Evet. Ya işte çok büyülü bir dünya burada. Yani burada sinema okumak büyülü bir dünya. Şimdi gençler buraya... neden gelmeli? İşte bunlar için gelmeli. Yani bu tartışmanın bir parçası olabilmek için gelmeli. Tabii. Ama öncesinde de şeylerini göstermeli. Yani burada, yani buraya geldiğinde buraya eklemlenebilecek bir birikim, ön birikim şart aslında. Çok doğru söylediniz. Bakın yine bir örnekle anlatayım. Ben 2004'te geldim. Sınıfıma girdim. Yabancı öğrenciler var benim gibi. Doğal olarak Fransız öğrenciler de var. Bize soruyorlar. Nereden geldin? Türkiye'den geldim dedim. Direkt bana işaret yaptı. Geçen sene iki... Şimdi kendisi çok başarılı bir akademisyen oldu. Marie Frappe Paris'te, sanırım Paris'te de falan çalışıyor. Bana dedi ki geçen sene dedi sinema kulübümüzde dedi, üniversitede dedi ki Paris'te okumamıştı o. Diğer üniversiteden, Taş Üniversitesi'nden gelmişti. Nuage de Mayıs, yani Mayıs sıkıntısını gösterdik demişti. Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs sıkıntısını biliyorlardı, seyretmişlerdi ve göstermişlerdi. Ben bayıldım. Ben genelde ne bekliyordum? Bana Yılmaz Güney'i tanıyoruz, Yol'u seyrettik, işte Umut'u seyrettik demelerini bekliyordum ama hayır. Nuri Bilge Ceylan'ı biliyorlardı, seyretmişlerdi. Böyle bir altyapıları, geçmişleri vardı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki ya şey diyeceğim. Hani... Ki sinema eğitimi almamıştı kız, onu söyleyeyim evet, yani. Evet. Başka yönetmenler falan da tanıyor mu burada? İşte Ömer Kavur falan. İşte başka mesela 60'lı yıllarda burada okuyan şeyler de var. Türk yönetmenler de var. Şu an isimleri şu an çok net aklımda değil ama okumuşlar. Bu Türev diye bir film var mesela, onun yönetmeni. Türev ödev almıştı biliyorsunuz. Evet. Jüri de Nuri Bilge Ceylan başkandı. O vermişti en iyi film ödülünü. Antalya'da vermişti. Evet. Yok ben yani şey onun hiç duymadım. Bu bir şeyi vardı. Lyon'da sinema eğitim alan iki genç vardı. Mesela ben şey unutamıyorum. Bakın sen bir şeyle çok yakınız. Burada rahmetli Ahmet Uluçay'ın karpuz kabuğundan gemiler yapmak vizyon yapmıştı, hatırlıyorum yani. Anlatabildim mi? Yani görebilirler. Burada herhangi bir sinema salonunda Türkiye'den gelen bir filmi görebilirler. Bir yönetmeni tanıyabilirler. Falan filan. Öyle söyleyeyim. Evet.
diğer yönetmenler için de geçerli bu dünyadaki. Gitmek vardı. Gitmek. Benim Marlon ve Brando. Onu gösterimin için filmleri haftasında gitmiştik. Evet. Filmden sonra o kadar çok soru sorduk ki. Ben seyrettim o filmi. Çok da sevdim. Çok sevdim. Evet. Şey de gelmişti. Yönetmeni de gelmişti. Oyuncusu da gelmişti Ayça. Çok bununla tatlı bir hanımefendi. Evet. Söyleşi de yapmışlardı. Hani merak ediyorlar. Yani farklı dünyalara dair bir merakları var insanların. Var tabii. Evet. Yani o biraz soru onların soruyorlar. Kültürleriyle alakalı. Yani işte Çin olsun, Japonya olsun, İran olsun, Türkiye olsun veya ne bileyim Mısır olsun hiç fark etmez. Evet. Bu sinema yani mesela şu an Yusuf Şahin gösterileri var. Görmüşsünüzdür. Vardı ya. Yani. Evet, evet sinema Fransız Sinemateği'nde. Bütün arşivi orada. Yılmaz Güney'in arşivleri orada. Evet. Muhteşem. Tek tek evet. Dolayısıyla burada her türlü yani sinema adını ne arıyorlarsa burada Türkiye'den gelecek arkadaşların bulabileceği bir ortam. Evet yani sinema eğitimini hem akademik olarak düşünelim. Sadece kuramsal bakmayalım. Estetik, tarih, eleştiri, kuram. Bir de tabii ki profesyonel sinema okulları üzerinden teknik. Evet son birkaç cümle böyle söylemek isterseniz ne söylersiniz? Gençlere. Valla Paris sinemanın kenti. Yani dünyada hani bir günde en çok ve en farklı film görebileceğiniz kent hala Paris'tir. Yani bu şey, bu rekoru kimseye kaptırmıyor bu şehir. Mühendislik okumak için başka yere gidebilirsiniz. Evet. Zooloji okumak için başka yere gidebilirsiniz. Yok Fransa'da da olan da çok önemli üniversiteler var ama tabii. Yani hani sinema burada yaşanır diyorum. Sinema için buraya gelmeleri gerekir. Aynen yani hani deneyebilirler. Yüksek lisans, doktora veya sinema, profesyonel sinema okulu. Ama ilk önce şu Fransızcayı halletmeleri gerekir. Evet yani ya İngilizce olmaz burada. İngilizce Fransızcayı. Fransızcayı korkmasınlar gelsinler. Mesela benim öyle bir arkadaşım vardı. Hani Mimar Sinan'ı bitirmiş. Türkiye'de sinema alanında sektörde çalışmış. Sonra kafasını esmiş. Ulan ben Paris'e gideceğim. Çok da tatlı bir arkadaşımdı. Pelin diye. Gelmiş burada bir sene Fransızca öğrenmiş. Sonra yazılmıştı yani. O da doktorasını bitirdi. İşte yanılmıyorsam. Yani sinema bilgisi evet. Fransızcadan daha önemli. Evet. Tabii ki. Tabii ki. Fransızcayı da pratikte. O zaten belirli süreçte gelir. Yani öyle. Süreçleri gelişecek aynen, bir şey. Aynen. Yani. Hani hemen böyle çok iyi bilip de hemen sandalı indirmiyorsunuz. Yavaş yavaş. Korkmasınlar. Evet. Yani hani öğrenilir değil. Yani sinema bilgilerine güvenmeleri yeterli. Evet. Fransızca arkasından onu toparlar. Yani. Toparlar. Bir de iyi bir burs bulsunlar. Öyle tabii. Söyleyeyim. O zaman daha rahat olur her şey. Yani kabul alma konusunda. Ama bu burs alabilmek için de o tutkulu olduklarını göstermeleri gerekiyor. Aynen. Biraz da Fransızca bilsinler. Şimdi dedin ya söyleşin başında. Evet. Ben eleştirdim yani. Eleştirecek kadar tutkuyla seviyorum. Aynen. Bak diyorum eleştirecek kadar tutkuyla seviyorum. Evet evet. Bence kritik şey bu aslında. Aynen. Tabii ki. Eleştirecek kadar tutkuyla seviyorum. Aynen. Burada benim tek eleştireceğim konu şudur. Mesela siz bir önemli bir üniversitenin, önemli bir sinema departmanında diyelim Türkiye sineması ile alakalı veya işte ne bileyim başka bir ülke sineması, büyük bir ülke sineması ile alakalı güzel bir test çalışması yapabilirsiniz. Ama bunu yayınlatmak, bir üniversite yayın evine veya bir özel yayın evine kabul ettirmek çok zor oluyor. Yani yayın yazarın daha çok Fransız olmasına falan bakıyorlar. Benim başıma birkaç böyle nahoş şey geldi. Ama onu da işte başka yollarla, başka uluslararası yayın evlerle hallettik. Hocalarınız belki referans olabilir. Ya o yetmiyor çünkü yani zaten sinema tarihi yayınları hani yayınlamak tamam. Hani burada da isme bakılıyor. Tabii isim. Belli üniversiteler var. Anladığım kadarıyla çok talep var. Sıraya alınıyorlar. Bir de sonuçta yani Fransız vatandaşı olmak yani ikisi aynı seviyedeyse elit bile olsan biri Fransız vatandaşıysa Fransız olsun var. Diyorlar. Tanınırlık açısından. Şimdi Pres Üniversiteler Fransız var. Bir de Pres Üniversiteler Frankofon var. Hmm. Ama bu Pres Üniversiteler Frankofon çok geç ortaya çıktı. Bazı haksızlıklar olmuştur diyorum. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Estağfurullah. Her zaman. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Sinema hakkında konuşabildik yani. Evet evet. Paris'te güzel bir söyleşi oldu. Yerinde. Şöyle biraz hem eskilerden konuştuk hem de geleceğe dair nasıl bir dünya süre gidiyor. Bunun hakkında meraklara faydalı bilgiler sunduğumuzu evet. Düşünüyorum. Yani her zaman dünyanın en önemli yönetmenlerine, en güzel filmlerine sahip olamayabilirsiniz. O filmleri yapabilir misiniz? O yönetmenleri çıkaramayabilirsiniz ama bir sinematek arşiviniz
Yani bir sinematek müzeniz her zaman olabilir. Olabilir. Her zaman olmalıdır zaten bence. Zaten yani, iyi yönetmenlerin çıkmasının da arkasında bu tarz şeyler. Bu Fransa'da öyle oldu. Yani yeni dalgıcılar o sayede oldular, evet. Ama dünyanın başka yerlerindeki sinemateklerine gidenler olma. Bu ilk başta Fransa'da oldu dediğiniz gibi. Ama onlar da şöyle kendilerini başka dünyalara angaje kılarak ya da eklemleyerek o kültürlerini zenginleştirdiler. Tamam, yani mesela Wim Wenders gibi Alman yönetmeni düşünelim. Yolun nereden geçti? Paris'ten geçti. Paris'ten geçti. Aynen, yani başka o dönemin 70'lerde çıkan Alman yönetmenlerinde de bu var. Geldiler, gördüler, aldılar alacaklarını, gittiler, çok önemli filmler yaptılar. Tabii, kimi İran yönetmen de burada çok önemli kazanımlar elde etti. Yani dolayısıyla aslında sinemanın bir ülkesi yok. Yani sinemanın yoğunlaştığı bazı ülkeler var. Yönetmenler eğer buradaki potansiyelleri görebilirlerse, buradaki kültürel zenginliği, buradaki sanatsal zenginliği hazmedecek bir beslenme durumunu gerçekleştirebilirlerse aslında nerede doğduklarının, nerede eğitim aldıklarının da çok bir önemi yok yani. Güzel. Bir de Paris'in şöyle güzel bir yanı vardır. Paris'le olmak için Fransız olmak gerekmez. Evet. Yani öyle bir kozmopolit yanı vardır. Burada bir Türk, tamam, işte burada bir ne bileyim Yunanlı, burada bir ne bileyim bir Rus çok sağlam Paris'te olabilir yani. Çok daha farklı bir şeyi var, kimliği var. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.